Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının təşkilatçılığı ilə 21 Azər Hərəkatına günümüzdən baxış, milli muxtariyyət yoxsa istiqlaliyyət tarixi ideoloji dərimi masasını izləməyə dəvət edirik. Əziz qonaqlar, dəyərli həmkarlar, ziyalılar, hamınızı xoş gördük bugün. Tədbirimizi açıq elan eləmək istəyirik. Ancaq öncəsində Güney Azərbaycan uğrunda, Kuzey Azərbaycan uğrunda, azadlığımız, milliliyimiz, birliyimiz uğrunda şəhid düşmüş hər kəsin ruhunu şad etmək üçün bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Azərbaycanda sonuncu hərəkatdır ki, bu hərəkat bütün sənədləri ilə BMT-nin gündəliyinə düşmüş bir hərəkatdır. Elə bax, bu onun nə qədər önəmli bir hərəkat olduğunu göstərir. Ona görə də düşünürəm ki, bu hərəkatın da bütün digər hərəkatlar kimi həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var və bu haqda danışmaq üçün bugün burada mütəxəssislərimiz var, sözü onlara verəcəyik. Odur ki, biz danışmadan öncə onlara bir söz verək, onların fikirlərini və bu barədə, mövzu barədə düşüncələrini alaq. İlk sözü istəyirəm Kafkasyan Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay'a verin. Hasan Oktay Hoca mənim illər öncə, hələ tələbə ikən, doktor öğrencisi ikən, tanış olduğum, təsadüfən bir erməni ilə mübahisədə tanış olduğum bir hocamızdır. Və hələ o vaxtdan mən Hasan hocanın Qafqaz ərazisini nə qədər gözəl bildiyini, sadəcə Qafqaz ərazisini mi, Quzeyi, Güneyi, bizi nə qədər gözəl tanıdığını görmüşüm. Və çox təəccüblənmişdim, çox da sevinmişdim. İndi bugün Hasan hoca bizim qonağımızdır. İlk sözü ona verək, o çıxış edəsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi oturalım. Evet, Tanrı'nın biraz abarttı diyelim. Kafkasya coğrafyasını bilmek için burada olmak lazım. Ben ara sıra geliyorum. Yani 21 Azer'den konuşmak tarihçi olarak çok güzel bir şey ama ben isterseniz şimdiki vakitle ilgili biraz bir şeyler söyleyeyim. Sonra zaten herkes sanırım konuşacak değil mi? Şimdi bizim özellikle son zamanlarda İran'da meydana gelen olaylardan hareketle 21 Azer'e dönüş yapılıyor. Tabi tarihten geçmiş olaylardan ders alarak geleceğe ışık tutmak gerekiyor. Bu bağlamda ben kısaca İran'daki olayların önümüzdeki dönemde Türk dünyasına ne getirir veyahut da Türk dünyasına olumlu olarak bu olayları nasıl sekre idare etmek gerektiği ile ilgili birkaç cümle danışacağım. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz İran 1925'e kadar 1000 yıl Türklerin yönettiği bir coğrafyaydı. 1918-23 yıllar arasında Türkiye'de milli mücadele Atatürk'e silah arkadaş tarafından verildiğinde burada bir bağımsız devlet dünya tarafından çok beklenmiyordu. Ama Atatürk'e silah arkadaşları ısrarla ve inatla bu milli mücadeleyi devlete dönüştürdüğünde dünyanın dengesi değişmeye başladı. Aslında dünyanın İngiliz ve Ruslar tarafından 19. ve 20. yüzyılda kendilerine göre bir strateji belirlediklerinde bunu 1915'te Çanakkale'de aslında Türkler devre dışı bırakmıştı. Nasıl bıraktı? İngilizler Çarlık Rusyası'na karşı isyan eden Bolşeviklere yardım edebilmek adına Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçip Kırım üzerinden Çarlık Rusyası'na yardım edecek ve Bolşevikleri tabiri caizse devre dışı bırakacaklardı. Fakat Çanakkale'de Osmanlı askerleri direnince yardım gitmedi ve hepinizin daha yakından bildiği Bolşevik devrim oldu, 15-17 oldu ve İngiliz-Rus ittifakının birinci ayağı, Rus ayağı yıkılmış oldu. İngilizler bunun üzerine direkt olarak Anadolu'yu işgal etmek
cesaretini göstermediler ama İtalyanlara, Fransızlara, Yunanlara Anadolu'yu işgal ettirerek adeta kapınızda beslediğiniz fehleye sizi boğdurmaya çalıştı. Tabi İngiliz ve Ruslar dünyada Türksüz ve İslamsız bir dünya tasavvur ettiklerinden ve artık Türk'ün yönetmeyeceği bir dünya tasavvur ettiklerinden Atatürk ve silah arkadaşları bunu bir Sevr Anlaşması'nı paçavra yırtıp attı diye ifade ediyoruz. Yırtıp atarak bağımsız bir Türk devleti Anadolu'da kuruldu. Biz buna ebed müddet devlet, yani devletin devamlı olarak bakıyoruz. Yani sistem değişikliği olarak bakıyoruz ve yeni Türkiye Cumhuriyeti tabiri caizse cami avlusunda bulunmuş bir çocuk değil, 1000 yıllık, 5000 yıllık geçmişi olan bir devletin devamlılığını ortaya koydu. Bunun üzerine İngilizler İran'da, Türklerin yönettiği, 1000 yıllık yönettiği İran'da İstanbul'un, Ankara'nın, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk dünyasını, yani Azerbaycan'ı, İran'daki Türkleri, Hazar'ın doğusundan Japon Denizi'ne kadar coğrafyayı etkilemesin diye veyahut da daha az etkilesin diye biliyorsunuz Gürcistan, Ermenistan'ı oluşturmuştu. Bunun üzerine de İran'da bir Türk hakimiyetini devre dışı bırakıp Farslara devlet teslim etti. Fakat Atatürk çok akıllı ve kurnaz bir şekilde hem Afganistan'la hem de İran'la iyi ilişkileri devam ettirdi. Ama 1979'a kadar İran tamamen Türkiye'ye dönük bir sosyal altyapı oluştururken 79'dan İngilizler ve hatta başka dengeler yeni bir İran'da devre oluşturdu ve 79'dan bugüne kadar da İran'da farklı bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi bu yapının değişim dönüşüm zamanı. Biz Moskova, Ankara ve Tahran'la yakın tarihi incelediğimizde 1905-7-6 işte meşrutiyeti hatırlayın. Türkiye'de, İran'da ve Rusya'da birbirini takip eden zaman alanında meşrutiyet hareketleri oldu. 17'de Çarlık devrildi, Bolşevikliğe geçti. 23'te biz İmparatorluktan millet sistemine geçtik, millet milli devlete geçtik ve İran'da da 1000 yıl Türklerin yönettiği devlet Farsların eline geçmiş oldu. Bunun için Dünya Savaşı sonrası gelişmelere baktığımızda daha sonraki süreçte de şunu da karşılaşıyoruz. 79'da İran'da, 1980'de Türkiye'de askeri değişim oldu. Rusya'da ise 91'de Sovyet sistemi yıkıldı, yeni bir sisteme geçildi. Türkiye'de biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde parlamenter sistemden başkanlık sistemi diyebileceğimiz sisteme geçtik 3-4 yıl önce. Şimdi Rusya ve İran'da bir değişim zamanı. Bu değişimin yönünü İran bazında baktığımızda İran'da iki tane rol model dayatılmaya çalışıyoruz İran'da. Biliyorsunuz Irak diye bir devlet vardı. İran'la da Türkiye'nin komşusu. Ve burada 1. 2. Körfez Harekatı'nda Amerikalılar orada Saddam'ı devrilmek adına bir yerli unsura ihtiyaçları vardı. Buna hepimizin göz önünde cereyan ettiği için açık açık Kürtlerle çalıştı. Ama 90'dan bu tarafa baktığımızda Irak'ta Kürtler bekledikleri sonuca hiçbir zaman için ulaşamadılar. Her ne kadar bugün bölgesel yönetimle karşı karşıya kalsak da Amerika'nın Türk basınına göre Irak'ta ve Suriye'de bir Kürt devleti oluşturuyor ifadeleri ortada her zaman dinlense de şu anda Kürtlerin Kuzey Irak'ta ve Suriye'de Türkiye'nin insafına terk edilmiş durumda. Çoğunluğu Türklerin elinde olduğu ve geçmiş 1000 yılda İran Türkler yönettiği için İran bizim kanaatimize göre Türklerin arazisi, yani dedesinden atasından kalan bir miras coğrafyası. Biz buraya birilerinin gecekondu yapmasına müsaade edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bunu Türkler karar vermek durumunda. Eğer İran'da Irak ve Suriye gibi bir kargaşayla karşı karşıya kalınacaksa çok Türklerin zarar göreceği söz konusu, çünkü çoktan çok gider, azdan az gider diye Anadolu'da bir söz var. Yani Türkler orada çoğunlukta ama hemen hemen 1925'ten bu tarafa, yani 100 yıl diyelim, ana unsur yönetimden uzak tutulmuş. Kendi dilleriyle eğitim yapamamış. Bir fikir etrafında hareket etme kabiliyetleri yeteri kadar aktif değil. Böyle olunca da İran'da nasıl bir değişim dönüşüm olmalı ki Türkler kendi ayakları üzerinde, kendi coğrafyalarında, kendi varlıklarını, belki de tırnak içinde devletlerini sürdürebilme imkanına kavuşsunlar. Bunu hep beraber tartışmamız lazım. Bizim şahsi kanaatimiz, İran'da kanlı bir iç çatışma, olumsuz anlamda eğer birkaç yıl, 10 yıl gibi sürerse, bütün Türk dünyasını etkiler. İşte göç olarak, oradaki insanların birbirleriyle çatışmaları. Bunun için İran'ın biz sistem değişikliğiyle demokrasiye geçmesi ve bunu da İran etrafındaki Türk nüfusunun da etkisini göz önünde bulundurarak
Türkleri demokrasi yoluyla iktidara getirilebilir mi tartışması veyahut da beklentisi daha fazla ön planda olması söz konusu. Bunun dışında İran'da iç çatışma, İran'da silahlı mücadele veyahut da İran'ın bir dış müdahaleyle Irak örneğinde olduğu gibi bölünüp orada Türklere buyurun size bir devlet hediye ettik gibi beklentisinde olmak sanırım uluslararası sistem açısından çok daha mantıklı gözükmüyor. Bu bağlamda da Türkiye'nin 150 yıla geçmiş bir demokrasi tecrübesi söz konusu. Ve artık dünya buraya doğru gidiyor ha, önümüzdeki dönemlerde bir icat olur, yeni bir yönetim şekli bulur, daha akla mantığa yatmıyor, o zaman onu tartışırız. Ama şu anda dünyanın deneme yanılma yöntemiyle, işte büyük mücadelelerle elde etmiş olduğu yöntem, demokratik bir yöntem. İran'da bu yöntemi Türklerin lehine daha sağlıklı sonuç vereceğini düşündüğümüz için şu anda İran'da bütün arkadaşlarımızın demokrasiye geçmekle ilgili, İran'daki mevcut rejimi zorlamalarıyla ilgili, yani rejimi buna doğru yönlendirmekle ilgili bir faaliyet içerisinde olmak gerekir ama bunun yanında bir siyasi işte bir silahlı mücadele olur mu, işte efendim İran'da bir kargaşa olur, bir çatışma olur mu, bunları da olma ihtimali göz önünde bulundurup tartışmamız lazım. Yani bizim kontrolümüzde, Türklerin kontrolünün dışında İran'daki sistem değişikliğinin en büyük olumsuz zararı Türkler olacak. Çünkü dünya size altın tepsi içerisinde bir nizam bahşetmiyor. İngiliz-Rus ittifakıyla Türksüz ve İslamsız bir dünya tasavvurunu Atatürk ve silah arkadaşları elin tersiyle itip yeni bir nizama doğru gittiklerini, atmış oldukları adımların sonuçlarını yeni yeni meyvasını alacağız. İran'da, Rusya'da, Çin'de sistem değişikliği olacak. Şu anda bağımsız Türk devletleri nüfusuyla, bağımsız olmayan Türklerin nüfusuna baktığımızda yeni bir Türk dünyasıyla karşı karşıya kalacağız. Yani İran'daki Türklük, Rusya'daki federasyondaki şu anda mevcut Türklerin durumu ve Çin'deki Türkleri düşündüğümüzde yeni bir Türk dünyasıyla karşı karşıya kalacağız. Siz 91'de Sovyet, 91'e kadar Sovyet yönetiminde kaldığınızda biz Türkiye'den esir Türkler diye bir kelime etrafında hayal kuruyorduk. Yani esir, Sovyet duvarları yıkılacak, esir Türkler ortaya çıkacak ama Türkler neye ağlarlar, neye güderler, dünyaya ne bakarlar hiç bilgimiz yoktu. Bizim Türkiye olarak bu coğrafyayla ilgili bilgilerimiz CIA'nin Türkiye'de yaymış olduğu kitaplar üzerindeydi. Yani bizim Türk milliyetçilerinin bilgi birikimleri yeterli değildi. Ama 91'de duvarlar kaldırıldığında, gidiş gelişler serbest olduğunda biz böyle bir dünyanın varlığını, hatta 91'de birçok aydın dediğimiz Türkmenistan'ın başkenti neresi, Bakü neresi, nerenin başkenti bilmeyecek kadar hakikaten bir bilgi azlığı, kıtlığı vardı. Ama zamanla öğrendik ama ve Türkiye buna hazır değildi. Yani 91'de Sovyetlerin dağılmasına hazır değildi. Ve bir model geliştirilemedi. Şimdi bu üç sistemdeki değişiklikten dolayı yeni bir dünya ile karşı karşıya kalacağız. İşte Türk aydınları, Türk ziyalıları, Türk mütefekkirleri bu yeni Türk dünyasına bir model çalışması yapmak zorundalar. Sadece İran değil, bugün geçtiğimiz günlerde 4 gün süren Karabağ'ın işgal edilmiş toprakları geri alınması sürecinde bir Ermenistan problemine karşı karşıyayız. Bir Gürcistan'la karşı karşıyayız. Her ne kadar şu anda Türkiye-Azerbaycan Gürcü ilişkileri, Gürcistan ilişkileri oldukça iyi olmasına rağmen bunlar geçmiş dönemde bölgesi olarak Türkler arasına yerleştirilmiş problemlerdir. Bu problemleri çözmek zorundayız. Çünkü Türkiye ile Türk dünyasının geçişkenliğinin önündeki engel Gürcistan, Ermenistan ve İran'daki mevcut yönetim. Bunlar üzerinde yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde ki 5 yıl çok uzun bir zaman değil. Hepimizin ömrü o 5 yılı görmeye yetecek. Ona göre hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Ve İran'daki değişimin, dönüşümü, yönünü Türklerin elinden kaçırırsak yeni bir Türk dünyası hayalimiz maalesef gerçekleşmez. Nasıl ki 91-92'de Sovyetler dağıldıktan sonra Rusya Karabağ problemi üzerinden Türk dünyasının bilinçaltına bir olumsuzluk inşa etmişse şu anda İran'daki gelişmeler de Türk dünyasının bilinç altına doğru bir olumsuz bilinç inşa etmek süreciyle karşı karşıyayız. Bunu hep beraber iyi yönetmemiz lazım. Eğer yönetebilirsek bir Türk dünyasıyla karşı karşıyayız. Yönetemeyip de İran'daki bu kargaşa, çatışmalara ve 10 yıl istikrarsızlığa doğru giderse bundan hep beraber olumsuz etkileneceğiz. Onun için davet ettiğiniz için konuşturma fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yuvarlak masa toplantısı, herkes bu konuda fikirlerini açık açık konuşmakta fayda var. Teşekkür ediyorum. Bu masamızda iki değerli milletvekilimiz de var.
Bəhruz müəllim ve Ceyhun müəllim, hoş gəlmişsiniz siz de təbii ki. Birazdan inşallah sizin de bu barədə fikirlərinizi almaq istəyirik. Sözü verək, qonaqlarımızla davam edək. Milli Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri Hakan Paksoya. Düşüncə elə bir şeydir ki, hocam, bütün kafalara, bütün beyinlere etki edə bilir. Ve bugün biz sizin bu gücünüzü görmek istiyoruz. Buyurun. İlk gelişim. Çocukluğumdan beri bir Türkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Ama Tuğra Milleri'ne ilk girişim. Buna vesile olan Anar Bey, AY Parti'nin genel başkanı Anar Bey'in şahsında değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bir kere bu benim için çok önemli. Can Azerbaycan'a girdim, kardeşlerimle kucaklaşıyorum ve Hazar'ı gördüm. Buna vesile oldunuz, çok teşekkür ediyorum. Bana hangi konuda konuşacaksın diye sorduğunda Aynur Hanım, de hemen cevap veremedim. Ben size ararım Aynur Hanım dedim. Biz bakacağız neyi konuşabilirim diye düşündüğümde bir devletin ebediliği içerisinde bugüne bakıp bugünü ve bugünden yarını konuşacağız diye düşündüm. Çünkü bu ebediliğin devam etmesi gerekiyor. Ezelden ebede doğru. Tarihte zaten öyle herhalde. Dünü, bugünü düne köprü yapıp yarına da taşımak gerekiyor diye düşündüm. Dolayısıyla düne bakıp bugüne ve yarına bir takım tekliflerim olur diye düşündüm. Ali Bey Hüseyinzade, Nesip Muallim'in Azerbaycan Türklerinin Önderler kitabında çok faydalı. Teşekkür ederim hocam. Orada Hüseyinzade merhum diyor ki, ancak kendini tanıyan kavim ve millet saadet yolcusudur ve kurtulur. Biz zaten kendimizi tanıyoruz belki ama tanımıyoruz demek mümkün değil. Ama fikirlere bir kere daha bakıp günün şeyler şartlarıyla tekrar teçhiz edip bunu gerektiğinde içtihat edip o fikirlere bugüne de vaziyet etmek durumundayız. Bugünle de anlaşmak durumundayız. Dolayısıyla burada kendimize bir daha bakmak, kimlik şuurunu kontrol etmek gerekir veya kimlik şuurunu güçlendirmek gerekir. Eksiği varsa tamamlamak, fazlalığı varsa ki kimlik şuurunun fazlalığı olamaz ama ki fazlalığı varsa da törpülemek gerekir şartlar için. Böyle düşündüm. Bunun içinde Türk kimdir diye baktığımda kendime aziz atalarımızdan Haşkar-ı Mahmud'un divanının girişinde bir şiirsel bir şey vardır, cümleler vardır. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün. Orada Bican Hoca'nın, Ahmet Bican Erzurasun ve Ziyad Ebuzya'nın hazırladığı Divan-ı Lügat-ı Türk kitabında çok şiirsel bir hale getirmişlerdir. Onu aldım buraya. Sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Kaşgarlı Mahmut. 11. yüzyılda yazıyor tabii bunu. Yüce Tanrı Türklerin burçlarında doğdurdu devlet güneşini. Onların ülkeler etrafında döndürdü göklerin çemberini. Ve onlara ad verdi, Türk diye. Ülkelerin idaresini verdi, mülk diye. Zamanın hakanları yaptı onları. Ellerine verildi günümüzdeki insanların yuları. Onları görevlendirdi halk üzere. Onları görevlendirdi, kuvvetlendirdi hak üzere. Aziz kıldı onlara yanaşanları ve idaresi altında çalışanları. Onlar Türkler sayesinde muratlarına erdiler ve ayak takımının şerrinden esen oldular. Haklı olan herkes onlara katılmalı ve onların oklarından korunmalı. En iyi yol konuşmaktır onların dillerini. Duyurabilmek için onlara ve meylettirebilmek için gönüllerini demişti. 11. yüzyılda bunu yazdığında bir şairin, bilim adamının, gönül adamının yazdığı şiirler değildi. Orada yüzlerce yıldan beri tevarüz etmiş kültürel mirasın halktaki, Türk milletindeki, bugün yaşayan insanlardaki kültürel mirasın tarihe kaydedilmesiydi bunlar. Yani bir şairin, bir yazarın aklına gelmiş şeyler değildi. Peki bu sözler kim için söylendi? Baktığınızda Pasifik Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na kadar olan bir coğrafya. Haritayı gözünüzün önüne getirin lütfen. Pekin'den Viyana'ya, Rusya'nın kuzey steplerinden Hindistan'a, Arap Yarımadası'na, Kuzey Afrika'nın okyanusa çıkan kısmına kadar
Viyana işlerine kadar bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türkler bu coğrafyayı yönetti. Coğrafi keşifler yapılmadan önce bilinen bütün dünyaydı bu. Bilinen bütün dünya dünyayı yöneten bir milletin, bir medeniyetin, bir hakimiyetin bugün Azerbaycan'da ve bizim gibi Türkiye'de yaşayan temsilcileriyiz bizler. O insanların çocuklarıyız. Dolayısıyla baktığımızda kitap sayfası gibi görünen, bir avuç gibi görünen ama kocaman bir dünyadan bahsediyoruz. Bütün dünyadan bahsediyoruz. Emperyal bir güç bunu yöneten Türkler. Kendi işlerinde de kavga etmişler. Ama bu emperyal gücün içerisinde kıyıcılar da var. Olmuş kıyıcılar. Ama kıyıcılardan çok daha fazla gök tanrıdan kut ya da Allah'ın rızası kazanmak için çalışan insanlar var. Kendilerini böyle görmüşler ve hakikaten de böyle olmuş. Adaleti vermişler. Birbirinden çok uzak coğrafyalarda farklı zamanlarda devletler kurmuşuz. Fransız Türkoloğu Jean-Paul Rouve'nun sözlerini size aktarmak istiyorum şimdi. Diyor ki, maddi ve manevi sağlamlık yüksek olur, verilen söze sadık kalmak, ihanet edenlere karşı acımasızlık, ırkçılıktan uzak oluş, vurgulu bir askeri anlayış ve buna uygun erdemler, gözü peklik, savaşanlar arasında dayanışma, üste kesin itaat, kendisinin ve başkalarının hayatını hiçe saymak, idarecilik ve muhasebe anlayışı, arşivleme becerisi, toplumsal sınıflar çok güçlü olmakla birlikte aralarında geçiş yapma kolaylığı, bilim ve sanat sevgisi, büyük mimarlık başarıları, kadınların toplum içindeki şaşırtıcı konumlarından bahsediyor. Bütün bu devletlerde, Jean-Paul Rouve, özgün ve ortak özellikler olarak ortaya çıkıyor. Ve ayrıca yaşadıkları her dini, hem samimi bir müntesibi inananı hem koruyucusu hem de kollayıcısı olmuştur devletler olarak. Demek değerli dostlar, bugün biz çok maraklı bir mevzunun müzakiresine yetişmişiz. Ben teşekkür ederim ki hem Türkiye'li alimlerimizin, hem bizim alimlerimizin, ayrı mertli olgunların nümayetleriyle böyle bir müzakirelerini geçirdik. Ben bir neçe tezis üzerinde müzakirelerini aparmak istedim ve bayağı siz çok maraklı fikirlere toplumdunuz. Ve o fikirlerin mütləq əksəriyyətini mən də razıyam. Bugün demək, məsələdə bir neçə vacib məqam var. Bugün ölkə rəhbərinin, cənab prezidentin bu məsələ ilə bağlı konkret fikirləri var. Yəni biz 30 il ərzində bunları açıq şəkildə deyə bilmirdik, bunun səbəbləri vardı. Amma bugün biz çox konkret və dəqiq şəkildə İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı bəyanatları verir. Və bu bir neçə dəfədə həm Səmərqənd samitində, həm Ad Universitetində və ondan əvvəl də başqa görüşlərdə səsləndirilmişdir. Və bugün burada, əlbəttə, Azərbaycanda bu məsələyə, biraz bundan əvvəl biz bunu müzakirə edirik, müxtəlif yanaşmalardır. Və bu reallıqdır ki, bugün biz daha çox, yəni, tənqidi məqamları da toxunmalı. Bugün hamı köklənir İranın dağılması və orada hansı proseslərin getməsi istiqamətində. Məsələ nədir? Biz belə bir sualla mən müraciət edirəm. Əlbəttə dövlətin müəyyən planları var, adımları var. Amma biz ehtimal az olsa da, amma bugün bilirik ki, İsrailin, Amerikanın, Qərbin də fərqli yanaşmaları var və İranla bağlı hər an hər dəqiqə fərqli qərarlar qəbul edilə bilər. Hətta mən müdaxilənin də istisna etmirəm. Çünki uzun müddətdir bununla bağlı çox geniş müzakirələr aparılır. Amma post-rejim dövrü, biz bunu əgər belə bir termin olaraq fikirləşsək, ona biz nə dərəcədə hazırıq və hansı addımlar atırıq və bu necə olacaq? Mən özüm uzun müddət Suriyada yaşamışam, bayaq siz paralelliyi yapardınız. Mən də bunu bir neçə dəfə Azərbaycanda paralelliyi yapardım. Post rejim dövründə o öndə kim olacaq? Belə bir hal baş versə. Və qərb müəyyən dairələr kimi dəstəkləyəcək? Və bu gün hazırda İranda gedən proseslər fonunda ön cəbhədə öndə kimlər göstərir? Və Kürd faktoru burada nə qədər önə çıxır? Biz bunları mütləq düşünməliyik. Yəni bu gün faktik olaraq eyni Suriyadakı bir
prosesler bu veya diğer formada İran'da tekrarlanmak için planlar var. Yani bugün faktik olarak əhalisinin böyük əksəriyyətini ərəblər təşkil etməsindən baxmayaraq Suriyada Amerika, Qərb kimlə əməkdaşlığı edir? Kürtlər. Və biz İran məsələsindən baxanda əlbəttə yəni biz yəni burada Türkiyə faktorundan bu məsələyə baxırıq. Biz millətçiliyin bu hansısa bir millətin üstünlüyü məsələsində yox. Yəni bölgədə baş verən proseslər müstəvisindir. Yəni bugün Qərbin hədəfi və maralı ondan ibarətdir ki, bölgədə bir Kürt dövləti yaransın. Və bunun da məqsədi həm Türkiyə, həm Suriya, ümumiyyətlə bütövlükdə bölgənin siyasətinə və bölgədə gedən proseslərə təsir eləməlidir. Və bu baxımdan bu siyasət var və bu siyasətin həyata keçirilməsi üçün də müəyyən addımlar atılır. Və burada, əlbəttə, indi biz acı burada Nəsib bəy də qeyd olundu, yəni qeyd etdi, İranda biz müxtəlif o inqilablar olub və bizim itirdiklərimiz də olubdu. Amma bugün mən hesab edirəm, biz əsas gücü ona verməliyik ki, bizim indi açığı ən çox vaxtımızı Qarabağ məsələsi alır. Amma bugün biz daha çox hansı prosesin getməsindən asılı olmayaraq İranla bağlı strategiyamızın üzərində işləməliyik. Yəni bizim rejim qalsa planlarımız nədir, addımlarımız nədir, post rejim dövründə bizim addımlarımız nədir. Yəni, burada qeyd olundu, kifayət qədər orada bizim problemlərimiz var və əvvəl də buradadır, prosesləri bilir. Və bunun üçün təşkilatlanma, elm sahəsində, diaspora sahəsində və digər sahələrdə biz hansı addımları atmalıyıq? Yəni, iki mərhələnin ikisində də düşünməliyik. Yəni, rejim qalırsa və post rejim dövründə olsa. Və eyni zamanda bu strategiyalar Gürcüstanla da bağlı, eyni zamanda Rusiyayla da bağlı düşünülməlidir. Yəni, bugün söhbət olunan yerdir ki, Gürcüstanda bizim çox əhalimiz yaşayır. Vaxtı ilə bu respublikaları yaratdılar və bunun hədəfi var idi və bugün orada da bizim müəyyən problemlərimiz var. Dərbətlə də bağlı bizim müəyyən məsələlərimiz var və bütövlükdə bu proseslər, bu problemlər bütövlükdə götürəndə hamımızı narahat edir və ona görə də strategiyanın olması, təşkilatlanma məsələsi və bir də burada bilirsiniz, biz müxtəlif planlar qura bilərik. Amma böyük güclərin niyyəti nədir? Hədəfi nədir? Onlar bugün orada Cənubi Azərbaycan Respublikasının qurulmasını dəstəkləyirlərmi? Bu da bir başqa məsələ. Yəni bugün biz artıq bəzi bizim yəni, müzakirələrdə sanki artıq İran yıxılıb və artıq Respublika qurulub. Əlbəttə bizim arzumuz yəni oradakı soydaşlarımızın hüququnun təmin olunmasıdır. Eyni zamanda bizim gələcəklə bağlı çox ciddi planlarımız var. Bu baxımdan Qərbin yanaşması, dostlar, ondan ibarətdir ki, rejim dəyilsin. Onların yanaşması ondan ibarətdir ki, orada indi variantlar odur ki, orada yaşayan azlıqlar hamısı ayrı respublik ola bilər. Və ya bütövlükdə rejimin dəyişməsi məsələsin bugün onlar o istiqamətdə demək düşünürlər. Və bunun, bax, bu dediyimiz kontekstdə biz nə etməliyik strategiyalarda? Eyni zamanda bugün bizim qarşımızda duran ən önəmli vəzifələrdən biri odur ki, Türk dövlətləri təşkilatının fəaliyyətini gücləndirək, əməkdaşlığını gücləndirək. Əgər biz gələcəkdə bizi gözləyən təhlükələrdən özümüzü sığortalamaq istəyiriksə, bu əməkdaşlıq gücləməlidir, bu əlaqələr gücləməlidir və bu strategiyalar barədə düşünməlidir. Siz, mən fikrimi yekunlaşıram, biraz da məsələyə daha qlobal yanaşmalı. Bax, bugün İraqda türklər yaşayır, düşmənlər yaşayır, Suriyada yaşayır. Suriyadan ümumiyyətlə heç danışan yoxdur, orada 1 milyona yaxın bizim soydaşımız İraqda var, ayrı-ayrı yerlərdə var və bir çox, yəni bu, və bunların hamısı ilə bağlı, bütövlükdə, yəni həm biz, həm Türkiyədəki qardaşlarımız, ümumiyyətlə bütün türk dünyası düşünməlidir. Bugün məsələ ondan ibarətdir ki, dünya nizamı pozulur, yeni nizam qurulur. Bu yeni nizam qurularkən biz yerimizi düzgün müəyyənləşdirməliyik. Bu çox önəmli bir məsələ. Əgər biz vaxtında bu məsələlərə adekvat reaksiya verməsək və konsepsiyamız, strategiyamız olmasa, növbəti dəfə biz çox ciddi çətinliklərlə üz-üzə qala bilərik. Çox təşəkkür edirəm.
İndiye kadar çıxış edilir, hattı ise xüsusi təşəkkür edilirəm. Reglamentin mənə demədən özləri öz vaxtını bitirdiyinizə görə çox sağ olun. Məclisimizdə, tədbirimizdə Güney Azərbaycandan Əcdət Ağzadə, buradadır Güney Azərbaycan aydını, ziyalımız. Digər professorlarımız, qonaqlarımız, hər birinizə söz verəcəyik. Boran Əziz bir gün həm də tədbirimizdə iştirak edir. Boran Əziz istəyərdik indi söz verək, daha sonra Əcdət Hocam sizə söz verək. Əcdət Bey etdiyin nəsiyyət daha yaxşı olar. Allah razı olsun dinləyib, çünki gedəcəyim. Çoxdan da görüşmüyüm Əcdət Bey'lə. Gedəcəyim üçün. Buyur. Çok güzel mesele koydular hakikaten. Biz ne etmeliyiz? Ama ondan evvel biz bilmeliyiz ki oradaki bizim söyleşilerimiz ve kardeşlerimiz ne istiyor? Ki biz de ona uygun hareket edelim. Hem ona uygun hem de nasip ederiz. Dinlediğim kadar da diğer yoldaşlardan Ceyhun Mehmet çok doğru bildirdiler ki beynəlxalq münasibətləri və s. nəzərə alaraq öz yerimizi müəyyənləşdirməliyik. Çox doğru qeyd olundu, biz eyni zamanda təbliğat işlərimizi həyata keçirməliyik. Bu təbliğat işlərimizdə bizim bütövlükdə İranın və Farsların Cümhuriyyətə və bugünkü Azərbaycan müstəqilliyinə düşmən münasibətini və bu cümlədən də İran sevgisinin kökləri. Bilirsiniz, bir vaxtlar 1927-ci ildə Zəbalan Məhmədzadə rəhmətli İranın erməni sevgisi çox gözəl çox gözəl. İnanın ki, mən hələ elə mükəmməl bir konsepsiya rast gəlmişim. Çox mükəmməl. Və İranın Azərbaycan düşmənçiliyi ilə köklərin Məhməd Əmir Əsuzadə hələ 1919-cu ildə Azərbaycan qəzetində İran və biz ki, silsiləsinin məqalələr yazıb. Orada onun mükəmməl, çox soyuqqanlı bir dövlət rəhbərinə yaraşan tərzdə işıqlandırıbdır. Hesab edirəm ki, biz də onlardan rəl gələrək bu təbliğat içində gücləndirməliyik. Çünki orada bir panarianizm və bir panarianizm nəzəriyyəsi vardı. Ermənilər bundan həm Avropa ölkələrini, həm Hindistanı, həm də Fars dil ailəsinə daxil olan tayfaları ki, köklərə qarşı qaldırmaq istəyirdi düşmənçilik toxumunu. Və biz bunun zaman-zaman da acı nəticələrini gördük. Ona görə hesab edirəm ki, SSR-i dağılarkən Türkiyə yeni yaranmaqda olan Türk Respublikalarına münasibət məsələsində necə hazırlıqlı və ya hazırlıqsız olduğunu gördük. Oradan da biz nəticə çıxararaq bu məsələdə də çox doğru qeyd elədilər ki, o müxtəlif situasiyalara uyğun olaraq bizim A planımız, B planımız və s. Şimaldakı Azərbaycan ziyalılarının olmalıdır. Amma yenə o fikirə gəlirəm ki, biz birinci növbədə güneydəki qardaşlarımızın hərəkətin nəzərə alaraq addım atmalıyıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bizim bir tüzev vardı, Türk Qurultay. Deyəsən, 10 dənə getdim. Mən orada hər zaman Əbil Qaz Elçibəyi təmsil etdim. Orada mənə Əbil Qaz bəyim gəlir. Biz demək ki, Jokon deyirik. Jokon rəsminə bənzəyirik. Bir tərəfdə dövlət var, gülürük. Bir tərəfdə toplumuz, güneydə, çoxunluq olaraq. Və ona görə də indiyək mədə o qurultaylarda hansı zat-i alilər o qurultayları dayandırdı, günahı öz boynundan görə çox müsəlmandır, o qurultayları dayandırdı. O zamanlar biz görüşürdük, demək ki, qarasayırlarla, ondan sonra aqsqa türləriylə, ondan başqurduna hamımız yığılırdı oraya o qurultaylarda. Və birincilərdə demək ki, bir-birimizi yaxsı düşünə bilmirdik, amma sonralar bir-birimizə qəşək konuşurduk, Türkiyədə konuşurduk, dayandırdılar günahı öz boynundan hər kəsdir. Bəllidir şimdi. Ona görə də Mustafa Kemal Atatürk deyirdi, qarar millətin, hər zaman o qararı millət verir. Azərbaycanın güneyində bu günləri bizim ən böyük ağrı, acımız, sancımız budur ki, Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətində və Azərbaycan Cumhuriyyətində hələ güneyi tanımırlar. Hələ demək ki, İran adlanan yeri tanımırlar. Hətta bu yönətimi də tanımırlar. Yəni bir yönətim, adam yiyən bir yönətim. Qadınları, qızları zorlayır, qadınların göbək altısına güllə vırır, tüvəngi çəkir, quş tüvəngi ilə insanları qırır və başda oturan da deyir ki, qırın bunları. Hələ Azərbaycanda nə silah çıxardıblar, nə demək ki, tam çıxıblar bütün gücü ilə öldürdü ki, çoxları qız, qadınlar, çocuqlar güllərdilər.
Yani sen bir tane hadis hanımı altı tane külle üzbeyiz vurursan neyle bu adam? Ben kızlarla ve Tehran'dan Hamedan'dan da Hazreti demek ki zencanla miyanadan tutmuş erdeblezek sen Türk görürsen. Yani bu rejim, Fars bu hakimiyet, Fars devletçiliğinin hakimiyetidir. 96 yıllık Fars devletçiliğindir. Devlet ciddi, taz ciddi, zıkka ciddi, şah da ciddi, her şey ciddi ve düştü bunların eline. Kim getirdi? İngilizler getirip Ruslar da buna razıydılar. Ruslar Pravda'dan Leningil yazırdılar ki milli devlet gelir. Milli devlet, o mesela Pişeveri yazırdı Pravda'ya, açı bu milli devlet diyor, bu İngiliz emperyalistleri getirir bunları. Ama onların menafiye icap edildi Rus devletinin getirmeleri. Mesela buradadır ki bu günleri İran adlanan yerde her yan tutup yanır. Öyle bugün seher seher demek ki Sistan Belucistan'ın Cümle imamı onu oraya Ali Hameneyi koyuptu. Abdülhamid Sünniri. Deyir ki bu cinayetlerin baneye kârı sensen. Dünen Şakir'inin ki ömrünün demek ki ölümüne hüküm veren sensen. Elin kanlıdır. Açıkçasına. Yaxşı referanduma çağırırdı. Sonra öz işlerinden təsisçiler məclisini çağırdılar. Ama ben keçirəm 21 Azər hərəkatında Sayın Nəsib Bəyimiz söylədilər. Yaxşı bir yerə cək gəlib yetişib bu. İran adlanan yerdə bəzi vaxtlar Azərbaycanda da terminləri qatışdırırlar. Niyə hələ terminoloji məsələsi çox yazılmayıb, olmayıb, qələm sındırılıb, kitab qadağandır, dil qadağandır. Deyirlər hükumət, hükumət dövlət deyil, hükumət iqtidar ola bilər, hükumət demək ki, bir dənə nə bilir, otonomiya altında hükumət xod muxtarıqda ola bilər, dövlət başqa bir şeydir. İran adlanan yerdə bunu qarışdırırlar, nədən? Və ya da hocalarımıza söylədilər, İran adlanan yerdə bir dənə üzdə. Formal, yalandan bir dövlət qoyublar, adım qoyublar dövlət. Onu heç dünyada qəbul eləmir. Bugünləri İbrahim rəisi bunun prezidentidir. Bu mənim zindanda axı olmuşam. Baxı evin zindanında mən də oradaydı, bu da oradaydı. Orada belə qızları zorlayırdılar. Orada da gündə neçə min öldürüldü. 5 ildən sonra bu adam 30 min adam öldürür baxı. Ona görə də bu adamı gətir prezident qoyur. Bu deyil, bu bir çare deyil. Həsən Rohani də, Əhməd Nəcad da güllə vuranıdır. Bunlar bir çare deyirlər. Hər şey təyin olur ağanın evində, beyti rəhbəridə. Bu günləri İran adlanan yerdə rejim iki bir adı məhkəl formada yaşayır. Biri oradan qərar oradan gəlir, birini də basırlar bir nə yapın yanxarın ağzına, ictimaiyyətin ağzına ki, dövlət var da, danışın da prezidentimizin. O bir çare deyil. Ona görə də bu günləri İran adlanan yerdə bütün millətlər ayaqdadılar. Bunun Bəluçu da, bunun Ərəbi də, bunun demək ki, Türkməni də, bunun demək ki, hətta belə bu əl oyuncağı olan bu kürdlər də. İndi gedir ki, kürdün özünü öldürür. Amma PKK-nı öldürmür. Amma PKK-nı öldürmür. Amma demək ki, iştahı öldürmür. Niyə? Bilir ki, onlar Türkə qarşı, Azərbaycana qarşı, Türk dövlətlərinə qarşı. Özləri də açıq deyirlər. Deyirlər, Ərbildəkilərlə, Ərbildəki əlbəttə ki, bu İran adlanan yerdən gedənlərlə. Bu PKK bizə başqadır. Günləri Urmiya kənarında Bayıq Cəmil, Qalxan Duran, Qarayılan, Han Zəhrimarilan hamısı Urmiyanın kənarında bunlar barındırırlar. Burada yerləşdirirlər. Kəndindən ənənlər hamısı oradadırlar. Sən burada bunları barındırırsan. Amma bir məsələ var ki, soyqırım deyilən bu indi ki yapırlar bunu Türkiyə, Osmanlı dövlətinə yapırlar, cəfa edirlər. Bu birinci Azərbaycanın güneyində başlanır. 150 min Türkiyə orada öldürürlər. Burada kimlər var idi? Burada demək ki, fərmanı verən fransuzlardır, ingilislərdir, tarixçilər yaxşı bilirlər və orada iştirak edənlər. Ermənilərdir, asurlardır, cirolardır, başqa demək ki, şakaklardır, kürtlərdir. Hamısı var idilər. 150 min türkü öldürüblər, soyqırım yaptılar. İkinci soyqırım nə vaxt olubdur? Elə bu günləri 1945-ci ildə 30 minə yaxın bizim insanımızı qırıblar. Sokaklarda qoyublar adamları Səhədi adında, o şair Səhədi yox. Qoyublar anasının gözü qabağında başını kəsirlər. Yaxşı, dünəndən bugün nə vardı? Dünəndən o Şakirin anası sokaklarda sığırırdı, balamı bugün öldürüblər. Heç zatdan. Yəni bu rejim, bu dövlət, Fars şabınist irticacı, işğalçı dövlətdir, Azərbaycanı işğal edibdir. Qoşunla gəlibdir, müqavilə yazmışdır. Qoşunla gəlib Azərbaycanı işğal edib. Sovet demək ki, mən əminəm. Bəylərimiz də, Nəsib bəy də vaxtı oxuyub. İnanınız, indi arşivlər açılmayıbdır. Vaxtı ilə Sovet ilə Batı arasında yazılmamış və yaxud bəlkə yazılmış var. Bir razılıq var, o tərəfi sən götür, o Fasler dalısı mizadı var. Elə bu tərəfdə bizdir. Yəni, Türk dünyasını, Doğu Türkistan hamısını Rus götürsün, başına nələr gətirsin, geçsin Bəhram Təpədə Türkmənləri nə qədər qırır-qırsın, o tərəfdə də biz demək ki, güneyin axırınasa və bu güneyi təzrit alında saxlayaq, Türkiyə demək ki, deməsin Türkiyə, deməsin Türkiyə dövləti. Məsələ budur, bu günləri Boraltan körpüsü keçibdir.
Sarımı dəstəsi ki göndərirlər, keçib o zaman Türkiye nə durumdaydı, keçib. Bu günləri biz Türkiye var, güclü Türkiye var. Azərbaycan dövləti vardı bu günləri. Bugün Azərbaycanın güneyində ən çox yaşayan Türkdür. Və mən bugün deyirəm cəsarətlə, alma, qızıl alma Təbrizdədir. O Sədərə körpüsü ilə, Zəngilanla nədir, bunlar da bilir dərdlər nədir. Xamenei deyir ki, asıl-asıl Türkiye Cumhuriyyətinin dövlət başkanı oturarkən, utanmadan, protokolda sən deyirsən, Cənab-ı Tayyip Erdoğan dedi ki, o Zəngəzura icazə verməlisən, o da gene soruşur, sən kimsən? Sən bir ədəbinə məni çağırıbsan bura, ədəbin olsun, protokolda deyirsən sən. Çağırıbsan, amma nə? Zəngəzur məsələsi və bu günlər deyilər, yüzlərlə çox bağışlanır, işğal olunmuş Zəngəzurumuza deyilər, onu ki biz qoruyacaq. Ondan, mən demirəm ki, bunu Rus Müdafiə Nazirliyi bəyanatla çıxış elədi, dedi ki, orada barikada qoydu Rusların neçə ay bundan qabaq, açıq bəyanatla çıxış elədilər, dedilər, buradan terörist keçir, narkotika keçir, qaçaq keçir, bunu Ruslar dedilər. İndi burada bizim dövlət deyəndə deyilər, aa, yox, belə deyil. Sözüm buradadır ki, bura bugün Azərbaycanın güneyində Mustafa Kemal Atatürkə dayanaraq, Azərbaycan Cumhuriyyətində Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadəyə dayanaraq, Əbülfəz Elçibəyə dayanaraq və o hərəkat, pişəvəri bir şəxsidir, hərəkatın özü böyüdür, siz qəşə bilirsiniz. Millət ölübdür, Türkü qırıblar. Bir dənə orada Fars var mı? Onlar gəlib adam öldürməyə gəliblər. Türkü qırıblar, Türk demək ki, İran adlarının yerində səfələyiblər, onlar metrikasız, pasportsuz, gediblər adların, isimlərini dəyişdilər. Onlardan olan çocuklar hələ indi bilirlər ki, bunların kökü Türkdür. Ona görə də bunlara dayanaraq bu hərəkatımıza, bu il, Azərbaycanda bir söz var, deyirlər ki, Təbriz inqilablar şəhərdir. Amma biri çıxıb demiş ki, nəyə görə inqilab elədir? Səttarxan Türk dövlətini aşırmırdı. Ədalət istəyirdi, Türkiyədən gələn tənzimat, ittihad, ədalət istəyirdi, parlaman istəyirdi. Şah da sonuncu dəqiqələrdə ölməmişdən öncə Müzəffərəddin Şah imzaladı. Dedi, ədalətxana istəyirsiniz, buyurun. Kim bu parlamanı yerlə yeksan elədi? Xiyabani dedi, gəlsin bizə də demokrasi sizə də qoydunuz mu? Pişəvəri hərəkatında da belə idi, dedi, İrana da istəyir, bizə demokrasi qoydunuz mu? Sayın, demək ki, bəyimiz düz deyil. Yəni, o hərəkatı gəlib bir nöqtəyə yetişib ki, Azərbaycan türkləri hamısını dənəyiblər, bütün yolları dənəyiblər, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına da gediblər. Amma bugün çıxış yolu biz bağımsızlık qoymuşuq, istiqlal qoymuşuq. Bunu hər tribunadan da demişik. Sayın Nəsir Bey də George Washington Universitetində də, Türk qurultaylarında da, hamısında və burada da və dünyada əlimiz hansı tribuna satıb, bu günləri Əjdər Tağızadə bir figur deyib. Amma mən Türkəm. Amma bu günləri güneydə, sokaqlarda, Təbrizdə, Ərdəbildə və hər yanda, Zəngyanda, Miyana, Həmədanda, Əraçda, Ənzəridə, Qəzvində Türk öldürürlər. Yəni, bunların demək ki, başqası da gəlsə, şahsa da gəlsə, hansı da o bu siyasəti davam etdirəcəklər. Ona görə də bu günləri, mən bitirirəm xanım, ona görə də bu günləri bu Türk ehrası başlanıb deyil. Türk ehrası var. Türk dövlətləri, düzdür, Cənab Prezident Səmərqəndə deyəndə deyir ki, mən Türk dövlətləri şurasına daşıyacağım Azərbaycanları. Yaxşı, onda bizim statusumuz nədir? Hələ Azərbaycanda heç biz güneyli olaraq bir statusumuz yoxdur. Biz kimik burada? Gedək bir dərnək, dərnək qeydiyyatdan keçirdik. Və ya Türkiyədə bizim statusumuz nədir? Cənab Prezident dildən danışır. 30 sənədə bizi burada gözüm çıxdıya saldınız və Tehran rejimi mətbuatı yazdı ki, güneyləri oradan sildik. Bütün Azərbaycan iddiasını sildik. Axı biz oxuyuruq. Ona görə də görək ki, sabahları bizi o Türk dünyası şorasına daşıyanda topluluq da gəlir ora gedək. Hansı statusuna? Azərbaycanın qüzeyində bu cümhuriyyətdə hansı statusuna bizə ki, indi o tələbələr, öğrencilər, Tehran rejiminin xətti ilə gəlirlər və casuslar çoxu da Türkiyə və Azərbaycana sabah görək ki, Azərbaycanın da pulu var Türkiyənin də. Aya, 1000 nəfər güneylidən Türk olaraq, Azərbaycanlı olaraq, güneyli olaraq bura gələcəkmi? Görəsiniz, Cənab Prezident bunu parlamana tapşırır mı? Bunu hara tapşırır? Harada bunlar demək yapılanır? Və bizimkinə də söylədim, sözümün sonunda Azərbaycanın qüzeyində, Cumhuriyyətimizdə və Türkiyədə. Baxın, baxın görün, mən getmişəm, bu günlər Türkiyədə demək ki, iqtidarın demək, şərikinin başçısı ilə deyəndə, Cənab, dostum, qardaşım, sən çıxırsan, deyirsən ki, Azərbaycanın güneyində Fars bizi təhqir edib. Yüz minlərcə insan sokaqdadır. Sənin mətbuatın sıxıb Türkiyədə deyir ki, söyləyir ki, Amerika qışqırdıyor. Amerika qələt edir. Amerika nərdə, biz nərdə burada? Dünya başqa dünya olubdur. Bu günləri Amerikana demək ki, qəbul edirmək güneyləşilər. Barack Obama çıxdı, 150 milyard dolar Tehran rejiminə pul verdi. Getdi Suriyədə, ondan sonra gətirdi Afganistandan, Pakistandan, qırdırdı Suriyədə. Bu Azərbaycandan da çocuqlarımızı yapardı, orada qırdırma verdi. İndi demək ki, deyir zorda, şimdi bizim çocuklar, kadınlar tökülüb çöllərdə qalıb, kürdün əlində qalıbdır. Ona görə də təhcə bir şey vardır.
bizim ne sədərəşlə, ne demek ki ora bura baxmaqla inanırız. Bu Əşşabab da, ondan sonra Əl-Qaidə də, ondan sonra Daiş də, Əl-Nüsrə də, hamısı bu rejimin qarnından çıxır. İlanın başı Tehrandadır. Bütün milletler de bizden gözleyirler, onlarla yaxşı ilişkilerimiz var, Ərəblərlə, Bəluçlarla, o təşkilatlara ki, mən bu açıları deyirəm, bizim əlaqələrimiz çok dərindir. Bəli, onlar silahlı müzakirə aparıb, amma Sayın Hocam demişken de, biz milli demokratik müzakirəsi aparıb, biz milli demokratlarız. Azərbaycanda da milletin çoxuna dəyir, çoxunluğuna dəyiniriz və istiqlal müzakirəsidir bu günler. Deyirlər ki, Bəluçda, Ərəbdə, Kürtdə, hamısı deyil, o Farsın demokrasi istəyənləri də əlbəttə öz xeyrinə. Deyirlər Azərbaycan, sən nerdəsən, gəl də. Bilirlər Azərbaycansız heç zat həll olmayacaq. Amma Azərbaycan bu günləri, Güneyin bağımsızlığını qoyur. Sayın Salim Nəsib Bey'de söylədirəm, İranın hamısını götürək. Gedin də götürün. Götürəcəksiniz, bəniyə Mustafa Kemal Atatürk dedi, buraxalım bunları, qoy yesinlər. Gesinlər də, biz bir dənə bundan cumhuriyyət çıxardarıq. Bu o cumhuriyyətin varlığını bugün biz xeyirini görürük. Bu Azərbaycan Cumhuriyyətinin 90'larda ne deyirdiler? Türkiye'də bəzi adam rəhmətə getdi. Deyirdi, onlar şiyədir, bizə nə daxılı var. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Bu Azərbaycan necə etkilədi? Və bugün mənim paşalarım buradadır. Paşalar bura gələndə 2 il bundan öncə neler konuşuyordular burada? Genel Qurmay Başkanlığından, hə paşalar nəyə gəlir? İndi paşa buradadır, biz de buna fəxr edirik. Dedi, gəldi qardaş. Ona görə də bu günləri Azərbaycanın güneyində bağımsızlık koymuşum. Bunu milletimiz istəyir, bunu millet bıxıb, cana gəlibdi. Adam yiyen bir rejim var, əlac yok, çörək yok, iş yok, demokrasi yok, dernek yok, gazet yok, esat yok, heç bir şey yok, təzir edilir. Deyir, Sovet İttifaqı necə Quzeyi təzirdə saxlayıb, unutturmuş deyir. Biz de istiyoruz burada, deymiyoruz siz ey Azərbaycan Cumhuriyyəti, Türkiyə Cumhuriyyəti. Qoy biz bunların canını burada alaq, qıraq, öldürək, məhv edək və asimilasyon siyasətini demək ki, yürüdək. Ona görə də bağışlı onunla konuşdum və sizləri gördüm, biraz da ruha gəldi. Ancaq o Cüneydə bizim millətimiz, mənim də demək ki, on minlərcə, milyonlarca insanlarla biz əlaqədəyiz. Ona görə də mənim bir dənə ricam vardı. O da budur ki, Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətində, Azərbaycan Cumhuriyyətində bizim ziyalarımız, bizim jurnalistlərimiz, bizim millət vəkillərimiz, bizim siyasətçilərimiz, indi cənab prezident bu adımı yaptı, o sözü də dedi Səmərqəndə. Biz bir daha Səmərqənddən öncəki dönəmə qayıtmayacaq. Dövlətlər arası danışıqlar gələcək, bəzi razılıqlar olacaq, amma ondan sonra çox şeylər qoyulacaq. Biz istiqlal qoymuşuq daxilində, biz də bunu qoymuşuq ki, istiqlal qoymuşuq ona görə ki, arxamızda Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlət var, millət var. Türkiyə Cumhuriyyəti dövlət var. Hamısı yetkilənəcəklər və bu millət də bugün bilir ki, onda gəlirsə gəlsin. Tehranda 7 milyona cavab verər, Qəzvinə keçəcəksə əgər, onda o millət bilər neyəcək, onda qorxusu yoxdur, küldür silahlandırsınlar, kimsəni silahlandırsınlar, bu rejim qan qayb edir, millətlər bunu istəmirlər, özününkilər içində istəmirlər, deyirlər dini siyasətdən ayrıq, 600 də bevaqda qalsa, bir dənə İran adlanan yerdə yenidən intibah dövrü gedir, renesans gedir. 600 il bundan qabaq şey, o kilisanın içinə bastılar, o dinsiləri, o dəmdəsiyar. Bugün İran adlanan yerdə üzr istəyirəm sizdən, bunu istəmərəm. Quran yandırırlar, malların əmaməsinin sarğın salırlar, malların ədəbsizlik edirlər və öldürürlər. Hamı deyir bunu, təhsə türlər deyil. Ən demokratik yanaşan bizim millətimizdir və bunun da millətimiz də zamanı gələndə, yetişəndə deyəcək, bu günləri biz demədik ki, Tehran rejimi bu gün dağılır. Təhkəlik adam yiyən bir rejimdir və ətrafını da düzəldir. Parası da vardır, amma bu prosesdir. Necə ki, birinci başlarında dedilər, xanımların sadrası, nəm demək ki, kələyağısı. İndi deyilər, kələyağıdan keçdi Xameneyi, asacaq səni, ya toprak altına, ya burada. Bunu çocuklar deyil, sokaklarda deyilər, gecələr evlərdə deyilər, hər ev bir kazarmaya, bir demək ki, qərargaha çevrilibdir. Təşəkkür edirəm, istiqlal bağımsız arasıyla bu adımı minnətdar. Teşekkür ederim. Hürmetli oturum başkanı, mühterem konaklarımız, aziz dostlar. Bugün hakikaten önemli bir gündür. Önemli bir mövzunun müzakirəsi için buradayız. Ve alt başlıkta da ben dünən gördüm. Yanlışlıklar, sonra uğurlar ve yanlışlıklar da var idi. Bu da çok güzeldi. Yer üstünden 77 il geçti. Bunu ciddi ciddi bu analiz etmek zamanı geldi. Yani elbette ki 21 Azer 1945. yıl bizim tarihimizde
çok önemli bir gündü ve gurur yerimizdi. Bunu bir yere yazar. Ve Milli Harekat'ın helali zirvesi. Hatta 34 yıl sonra, yani 79'un sonunda biz ona Şeref Medari Harekatı dedik ve yanlıştı. Her gün Müslüman Harekat dese daha güzel olur. Ondan hemen dövrde bile o seviyeye gelip çatmadı. Bu meselenin bir tarafı. Özellikleri neydi? Tarihe girmeyeceğim. Ama bu başlıklarla, ana başlıklarla fikrimi çatdırmaya çalışacağım. Millet olmak əzmini ortaya koydu. 21 Azər dedi ki, 21 Azər hadisesiyle milletimiz dedi ki, biz özümüz özümüzü idare etmeye hazırız. Yani Tehran'dan gönderilen bu memurların bizi idare etmesi artık bitti. Rıza Pehlevi dövrünün o zulmüne cevap idi. Yani 1920'lerden, hatta 25'ten değil, 20'lerden başlanan ve 41. yıla kadar devam edilen milli zulme bir reaksiydi. İlk defa olarak buna bu şekilde çok sert bir reaksi verildi. İki, muhtar haklar elde etmek gayesini taşımıştır bu hareket. Buna bilirik, tezzeye telaf dediler, separatist hareket falan dediler. Tamamıyla meşru bir hareket idi, legitim bir hareket idi. Niye? Çünkü mevcut olan konstitüsyanın 92-93. En azından bu 92-93. Maddelere uyuldu. Yani eyalet ve vilayet encümenleri ki 1908'den 1941'e kadar uygulanmadı, tetbik olunmadı ve Azerbaycan Türklüğü de dedi ki yok bu bizim hakkımızdır, onu biz alacağız. Aynı zamanda beynəlxalq hüquqa da uygun değil. Yani Woodrow'un dövründen başlayan öz müqəddəratını təyin etmək hakkına da uygun değil. Bunu da bir yana yazsak, yani o dövrde artık 45'te yeni Birleşmiş Milletler Teşkilatı yaranmak üzereydi ve Milletler Cemiyeti demeli, o beynəlxalq münasibetler sisteminde çökmüştü diye. Ama milli haklar uğrunda mübarizənin zirvesi. 3. Demokratik hareket. Ona göre biz ona deyirik ki milli demokratik hareket. Öyle mi? İlk defa İran'da demokrasiya, yani seçki hüququ getirdi. Normal seçki oldu ve kadınlara ilk defa seçim seçilmek hüququ verdi. Aynı zamanda bir özelliği de var. Bu da İran'da Azerbaycan harekatı, İran'ın daxili problemi değil, beynəlxalq hüququn bir problemi seviyesine gelip çıktı. Siz de açılışta dediniz, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Təhlükəsizlik Şurası'nın ilk müzakirə elədiyi məsələdir. Mən namizədli dissertasiyasını bunu yazanda hamı dedilər, hamı dedi ki, şişirdibsiniz, filan eləyibsiniz, belə olmaz. Çünki həqiqətən bu biz önəm vermədiyimiz bir hadisədir. Sonra da Cəmil bəy qalın bir kitab yazdı, qoydu ortaya, dedi ki, bax, budur. Bu 21 Azər o tarixi faktına bizim münasibətimiz. Ama eyni zamanda bir mesele demek istiyorum ve buradan da mübahiseli meseleler başlayacak. Bugün o model olabilmez bizim için. Neden model olabilmez? Çünkü məğlub oldu. 25 bin, en azından 25 bin adamı öldürdüler. En azından. 10-15 bin adam ile Kuzey Azerbaycan'a köşdü. Yani məğlub olmuş bir hərəkatı biz model kabul eləmək haqqımız yoxdur. Yeniden həmin yolu getməməlik demək istəyirəm. Niyə? Və burada da o tariximizdən dərs almaq məsələsi ortaya çıxır. Yəni tarix, benim çok sevdiğim bir ifadə var da, Məlik Məmməd Nağlı diyor ki, onu oxuyasan, ləzzət alasan, estetik bir zövq alasan, qutardı getdi. Tarix bugünümüz üçün lazımdır. Bugünümüzü dərk eləmək, bir de gələcəyə bir işıq saçmaq. Hərəkat hansı yolla getməlidir? Yəni, bax, bu gün hansı yol? Deyək ki, mən bu o dövrün təcrübəsindən
çarptığım bir neçe ibret dersi. Bir, Azerbaycan İran için lokomotif olmamalıdır. İzah edeyim bu fikrimi. Meşruteden başlayarak. Ondan sonra 1920. yıl, o bizim Kıyabani Harekatı dediğimiz. 45-46, 79'un sonu 80'in evvellerinde, Şeriat Medari hadisesi filan. Bu Azerbaycan İran'ı özü arkasından çekmek istedi. Hatta İran'ın geleceği için özünü feda etti. Ben bir vakta bir makale yazmıştım. Siyasi fedakarlık, milli gaflet. O milli gaflet hissesi çok önemli. Özünü unuttu. Bir yıl az kaldı. Yonca idi. Settarhan dövründe de. Ama anayasanı kurtardı. Ya diye ki 1919. yıl mügavelesini, Britanya-İran mügavelesinin kabul olunmaması için Xiyabani dövründe ne kadar zillet çekti, zulüm gördü, akırda da ne oldu? Ve hatta onu diyelim, Şeriat Medari dövründe, vilayet-i fekih meselesi için uzattılar, uzattılar, sonra da vilayet-i fekih meselesini esas meseleyi, bu da İran'ın geleceği. Doğrudur, onu pislemek için demirim. Ama milli gaflet hissesi çok önemli, özünü unutma, öz maraqlarını unutma. Ve bugün bana öyle gelir ki Azerbaycan Milli Harekatı çok doğru yoldu. Ümum İran marakları için özünü feda etmeyi istemir. Bu bir. İki, bəs ne olsun? O zaman ne tecrit ne de içinde erime. Yeri ne Ümum İran Harekatı'ndan özünü tecrid eləməlidir. O zaman bu Yaşıllar Harekatı oldu 2009'da da. Evet. O dediler ki bu bizim meselemiz değil. Bence, benim düşünceme göre yanlış. İran'da olan bütün meseleler, bugün kadın meselesi, demokrasiyada, diktatura ölüm deyirlər filan deyirlər. Eyni zamanda Azerbaycan Türk'ünün problemi. Ve bundan özünü tecrid etmemeli. Ama aynı zamanda onun içinde de erimemeli. Bu klasik eser var. Tebriz'de erimi. Tesbihler olsun burada çap olunmuyor. Ama çap olunmalı. Mutlak çap olunmalı. Onun bir sözü var. Deyir ki, sola vurgun, sağa meftun olan bizim siyasetçiler var. Sol harekatın ve sağ harekatın içinde eriyenler var. Bugün artık o değil. Elbette ki var. Elbette ki Ümum İran teşkilatlarında, o partiyalarda filan da o millet nedir, bu etnistler nedir filan deyip bu bize ki, yol göstermeyi isteyen adamlar var. Türkler deyirəm. Ve buna da rəhmətli Təbrizli Əli deyirdi ki biz üye olduq, onlar rüyası, onlar reis. İndi bence bak bugün hərəkatın gedişi doğru yolda olduğunu göster. Üç. Ne oldu? Baktım çok. Çok maraklı bir. Sağ ol. Üç. Təyin müqəddərat haqqı güneylilərin müstəsna haqqıdır. Yani neyi demek istiyorlar? Hasan Hoca ile biz bu meseleleri bence görüşmüş, bence tartışmış. Muhtelif versiyalar ya da fikirler değil. İstiqlal mı, milli muhtariyat mı, ya medeni muhtariyat mı, ya diğer formalarda biz problemi çözmek meselesi koyulur da ortaya. Ve Hasan Hoca, ben bu demokrasi ve etnik, milli meselelerin həlli Benim düşünceme göre aynı şey değil. Yani Avrupa'da demokratik rejimler var. Değil mi? Bir değil. Hamısı demokratik devletler. Etnik meseleler hallolunub mu? Değil. İndi biz deyirik ki çoğunluksa elə ses vermeyle meseleleri halleli tutarsın geçsin de. Hatta bazıları bütün bir ançılıq meselesini ortaya atın. Yani İran'ı Türk devletine çevirir. Eyvallah, bacarırsınız çevirin. Ama gücünüz yetmez. Bir,
milli güç beraberliğinden bahsetmek mümkün değil. Fars'ın gücünden bugün Türk'ün gücünü, Ejder Bey doğru mu değil? Sen bilirsen de. Sözün zalim ne onu Ve bu büyük taşı götürebilmediğimizden değil ele olsun. Öyle mi? Bence özde bu da çok demokratiktir. Orada dövüşen, vuruşan, özünü feda eleyen o Tebrizlimiz, Zencanlımız, o Erdemlimiz, Hemedanlımız, hatta Tehran'da yaşayan bizim o soydaşlar, milyonlarla insanlarımızın hakkıdır. Özde bir daha diyelim, müstesna hak. Bunu hiç kes kenardan dememek. Elbette ki yardım edebilir. Elbette ki yardım etmeli de hatta. Onun vazifesi de onun borcudur. Ama dikte olmamalı. Bu arada bir mesele dediğim Ejder Bey'i gördüm. Bu sollar arasında Ejder Bey, o zaman niye Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu harekete yardım etmedi? Çok mesela Türklük aleyhine danışanlar birinci bunu değil. Bir meseleni bence onlar anlamalıdır. O zaman Güney Azerbaycan'da bir divize yok. Bir neçe divizya var idi. Rus askeri var, Sovyet askeri var. Ve her an Türkiye sərhədlərini keçməyə hazır bir əmir gözləyirlər. Ve özü de hərəkatın Türkiye münasibəti tam fərqlidir. Onu da müzakirə, mübahisə üçün belki bu birisində deyim. Dördüncü, bence harekat öz geleceğini lidere değil, milli idealına, milli teşkilatlarına bağlamalıdır. Ne manada? Harekatı liderinin adıyla adlandırmak yanlıştır. Biraz evvel dedik, Settarhan harekatı diye, Fiyaban harekatı, Pişeleri, Şeretleri harekatı, bu orta asillerde olan bu tarikatlara benzeyen bir şey. Bunun bu karakterini eksileyen esas demokratik harekatsa demokratik, milli harekatsa milli harekat ya da ikisinin karşılığıysa o cür kıymet vermeliydi. Ya bağımsızlık harekatıysa o cür, ya muhtariyet harekatıysa. Ve neye gelirim? Çok bağışlayayım en mübahiseli meselelerini de diyeyim ve burada bir nokta koyayım. Benim düşünceme göre Allah rahmet eylesin. Harekatın lideriydi. Ama Seyit Cefer Pişeveri ele Güney Azerbaycan'ın ermanıydı. Çok bağıştı. Ve onun sevlerinin hayli hissesi de harekatın ele sevler kim oldu. Diyeceksiniz ne de sevdiler. 1918-20'de bu başarılıklarla bir yerde Cumhuriyet'e karşı dövüşen bir adam. Vuruşan, mübarize yapan bir adam. Ve onun redaktörü elediği gazetenin adı bilirsiniz ne diye. Azerbaycan Cozvi Laim Feke İranız. Azerbaycan İran'ın bölünmez bir hissesidir. 1918-20. Sonraki dövüş nedir? Güneyde Gilan'da o Sovyet Respublikası'nın kurulmasında oradaki o bu komisar rolunda onu ve o komisarların gördüğü işler ve rezaletti. Bu bir Sovyet bu tarihinin en rezil hadiselerinden birisiydi ve orada rol aldı. Sonraki dövürlerde ne oldu? Ona göre bu harekatı lütfen şeyler harekatı demeyin. Bu harekat milli bir harekattı, demokratik bir harekattı ve bizim milli tarihimizin gurur yerlerinden birisidir ve ondan da bence bugün fakir elemekte olan en önemlisi ise ondan ders çıkartmak lazımdır. Burada ben nokta koyayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Azerbaycan'ın gerçek ziyalılarıyla, parlamenterleriyle birlikte olmaktan da çok keyif duyuyoruz, büyük memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan, soru yok daha rahat bir. Azerbaycan kuzeyiyle, güneyiyle 20. asrın başından itibaren günümüze kadar hem istiklal hareketlerinin hem de
milli demokrasinin, modernleşme ve demokrasi hareketlerinin bütün Türklük dünyası için merkezi olmuş, kalbi olmuş olan çok müstesna bir coğrafya. O bakımdan bugün Ejder Bey'i de tebrik ediyorum, ağzına yüreğine sağlık. Güney Azerbaycan Türklerinin de istiklalinin Bakü'de konuşuluyor olması ya da onların kendi kaderlerini tayin etmelerinin Bakü'de konuşuluyor olmasını fevkalade kıymetli olduğunu da düşünüyorum. Belki de Türk dünyasının merkezi sayılabilecek, jeopolitik kalbi sayılabilecek Tebriz'i ve coğrafi olarak Güney Azerbaycan'ı ve İran Türklerinin yaşamış olduğu bu temel coğrafyayı ilk defa bu kadar ciddi anlamda tartışıyor olabiliriz. Müstakilen yazılar yazıldı, kitaplar kaleme alındı, neşredildi. Yayınlar, televizyon yayınları, internet yayınları yapılıyor ama ilk defa bir fikri müzakere ile, ilk defa bir entelektüel tartışma ile İran Türkleri gelecekten nasıl tayin edecekler? Bunun Bakü'de konuşuluyor olması ilgili partinin ev sahipliğinde kıymetlidir. Burada sözde hep geçti hem Nesip Muallim'in hem diğer kıymetli konuşmacıların milli istiklal ve demokrasi, milli demokratik hareket. Hem Şeyh Muhammed Yabani'nin, hem merhum Settar Han'ın, hem Seyit Cafer Pişeveri'nin siyasi hareketinin adı Azerbaycan Milli Demokratik Fırkası, Azerbaycan Milli Demokrat Partisi. Burada kendi mücadele gerekleri açısından, kendi mücadele iklimleri açısından hiçbir farklılıkları söz konusu değil. Bir müstakil siyasi programın ve bütün Türk dünyasını 20. asırdan günümüze kadar saran bir cedidçi, yenilikçi ve millileşmeye dayalı büyük cereyanının Azerbaycan'daki ve İran'daki büyük tezahürüydü. Settar Han'ın hareketi, Şeyh Muhammed Yabani'nin hareketi ve Seyit Cafer Pişever'in hareketi hala bugüne kadar ruhunu sürdürüyor. O bakımdan ben Bakü'ye gelmişken sadece Azerbaycan Türklerini değil, aynı zamanda Türk dünyasının bütün aydınlanma hareketlerini de etkilemiş olan başta Mirza Fethali Ahuntzade, Hasan Bey Zerdabi, Hüseyinzade Ali Bey gibi çok büyük Azerbaycanlı ziyalıların gerçekten bugün büyük Türk idealini konuşuyorsak, müşterek bir Türk dünyası idealinden bahsediyorsak çok büyük emektaşlıkları olduğunu, çok büyük fikirdaşlıkları olduğunu beyan etmek istiyorum. Tabii 20. yüzyılın başı üzerinde durduğum, zikretmeye çalıştığım, başta İsmail Bey Gazprom'un etkilemiş olduğu Usulü Cedid Mekteplerinin ve Tercüman Gazetesi'nin bütün Türk dünyasına yaymış olduğu bir parlamenter demokrasi, bir meclise dayalı istiklal, demokrasi fikrini bütün Türk dünyasında inşa etmişti. 1918. yılda Azerbaycan'da Mehmet Emin Resulzade'nin rehberliğinde kurulmuş olan Azerbaycan Milli Devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Kazakistan'da Alaş Orda isimli bir cumhuriyetle temsil ediliyor. Yine Çarlık Rusyası'nın son devrinde Kırım'da Numan Çelebi Cihan'ın Kırım Ahali Cumhuriyeti, yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak kabul ettiğimiz Türk Milli Mücadelesi'nin Büyük Millet Meclisi'nde verilmiş olduğu Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki bir meclis, yine Kars'ta, Ardahan'da, Oltu'da ve Batum'da kurulmuş olan birinci meclis öncesindeki Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti ve Trakya Paşaeli Cumhuriyeti. Niçin bunları zikrediyorum? 20. asrın başında bütün Türk dünyası kendi geleceğini demokrasi temelinde inşa etmişti. Kendi geleceğini milli hakimiyet temelinde inşa etmişti. Kendi geleceğini istiklal üzerine inkişaf etmişti. O yüzden bugün İran Türklerinin kendi geleceklerini bu temelden ayırması mümkün değildir. Bu 100 yıllık bir fikirdir ve bu 100 yıllık fikir bildiğiniz gibi 1813'te ve 1825'te bu coğrafyadaki, Güney Kafkasya'daki, İran'daki, Anadolu'daki ve Türklerin yaşamış olduğu diğer coğrafyalardaki Çarlık Rusyası ve İngiltere'nin kendi arasındaki büyük dönüşümün, büyük planın meydana getirmiş olduğu bir jeopolitikti. 19 ve 20. asır böyle bir haritayı bütün Türk dünyasına dayattı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılı, Azerbaycan Hanlıkları'nın
son yüzyılı İran'ın, Çarlık Rusyası'nın, İngiltere'nin ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bu coğrafyada çizmiş olduğu haritalara Türklerin itirazına imkan vermedi. Ne milli mücadele, Türk milli mücadelesi, Türk ulusal hareketi, ne 1918'de kurulmuş olan Azerbaycan Cumhuriyeti buna dayanamadı, direnemedi. Ve biz 2. Karabağ zaferine kadar, Azerbaycan'ın bu 44 günlük büyük vatan muharebesine kadar bu jeopolitik kıskaçla, bu 19 ve 20. asrın coğrafyamıza çizmiş olduğu haritayla muhatap olduk. O bakımdan Azerbaycan Türklerinin İran'daki istiklali bir problem olarak görüldü. O yüzden 1991'e kadar Azerbaycan Sovyet idaresinde büyük bir zulme duçar oldu. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti başta Azerbaycan olmak üzere Türkistan'la olan karayolu bağlantısını, fikri münasebetini, enerji güzergahlarının bağını yitirmiş oldu. Ama bugün Azerbaycan'ın elde etmiş olduğu bu büyük zafer, Karabağ topraklarının bu uzun işgalden kurtarılışı ve inşallah kısa zaman içerisinde Karabağ'da azad olmayan diğer topraklarında ister sulh ile, ister galebe ile geri alınma ihtimali bugün Azerbaycan ve Türkiye'yi hem Güney Kafkas'ın, hem Hazar Havzası'nın, hem de tüm Türkistan'ın, Orta Asya'nın yeni etkili gücü haline getirmiştir. Sayın Milletvekilimiz de ifade etti. Artık bu coğrafyada Azerbaycan'ın atacağı adımlar için, Türkiye Cumhuriyeti'nin atacağı adımlar için acaba Rusya Federasyonu cevaz verir mi? Acaba İran İslam Cumhuriyeti ne der? Acaba Amerika ya da Fransa Güney Kafkas'ın geleceğinde, kaderinde, Türklerin kaderinde bir söz sahibi olabilir mi hikayesinin de bugün itibariyle sonlandığı kanaatini ben taşıyorum. Elbette ki etkisiz güçler değildir. Ne Azerbaycan ne Türkiye Cumhuriyeti önemli bölge gücü olan bu komşularla karşı karşıya kalmayı ve askeri bir müdahaleyi uygun görmez. Ama Karabağ meselesi göstermiştir ki çok yakından takip ettiniz. Bize Türkiye'den yakından takip ettik. Artık Rusya'nın istediği ya da istemediği bir şeyin Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklığında pek ehemmiyeti kalmadığı, bunun bir denge politikası oluşturduğu da bir hakikattir. Bu mutlaka Güney Azerbaycan Türklerinin istiklal mücadelelerinde de bir dönüm noktası oluşturdu. Artık Güney Azerbaycan'daki itiraz, artık İran'da ben 1979 İslam devrimi diye adlandırılan bu sürecin bir İslam devrimi olmadığını düşünenlerden, bir Fars devrimiydi. Yani İslam'ın içerisinde yer almadığı bir süreçti. Ama 1979'dan bu yana demokrasinin ortadan kaldırılmış olduğu İran coğrafyasında da Karabağ zaferinin etkisinin ve Azerbaycan'ın bölgede artan gücünün artık Güney Azerbaycan'daki istiklali adım adım getirebilecek bir jeopolitik dönüşümü de meydana getirdiğini hatırlatmak istiyoruz. Değerli dinleyenler, hem Settar Han'ı, onun 1906 meşrutiyeti sonrasındaki büyük istiklalini, hem Şeyh Muhammed Hıyabani'yi, hem de Seyit Cafer Pişeveri'yi, onun demokratik ve milli zeminde meydana getirmiş olduğu geleneği de kıymetli görerek, hem bugün toplantının da başlığı olan muhtariyet mi, milli istiklal mi? Her ikisinin de bu entelektüel zümre, bu siyasi önderler tarafından tartışıldığını ve yine bugünkü demokratik milli harekete, Güney Azerbaycan hareketine ya da siyasi önderlerine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Değerli dinleyenler, coğrafi haritaların değiştiğinden bahsetmiştik. Bu baskıcı haritalar artık zihinlerde inşa olmuş ve Türk dünyasını medeniyet bağları bakımından da prangaya tabi tutan zihniyetin de değişmesini zorunlu kılmaktadır. Biz Hakan Bey'le de diğer dostlarla da uzun zamandır konuşuyoruz. Yani niçin Azerbaycan Türk'ü denmesi gerektiğini Türkiye'de 20 yıldır fikri entelektüel olarak savunuyor idik. Yani işte Azeriler, Azerbaycanlılar, Azerbaycan'da yaşayanlar, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler. Bu biliyorsunuz, içinden yaşayarak geldiniz, kıymetli düşünce insanları da var aramızda. Sovyet dünyasının zihinlere kurmuş olduğu bir fikri harita idi, bir pranga idi. Bunu nasıl kendi medeniyet kavramlarımızla, kendi ortak tarihimizle, müşterek tarihimizle, müşterek ortak bir gelecek,
ortak bir ati yaratarak nasıl kıracağımızı artık konuşmanın zamanı geldi. Azerbaycan'daki üniversitelerin ve Türk dünyasındaki üniversitelerin, düşünce kuruluşlarının, siyaset çevrelerinin, medya mensuplarının ve iş dünyasının konuşması gereken mesele artık sınırların yavaş yavaş kalkmaya başladığı, Türk dünyasını Türkiye'den, Türk dünyasını Avrupa'dan ayıran bu temel jeopolitik bağın kalktığı bir dönemde nasıl ortak medeniyetimizi yeniden inşa edebileceğimiz gerçeğidir. Teşekkür ederim. Bu büyük bir sorun ve büyük bir mesele olarak duruyor. O bakımdan hem orta koridor dediğimiz Trans-Hazar geçişi, Zengezur Dehlizi'nin kısa zaman içerisinde sulh ile yeni bir mutabakatla hürriyetine kavuşacak olması, bugün Kazakistan'ın da, Türkmenistan'ın da, Kırgızistan'ın da, Özbekistan'ın da Türk Devletler Teşkilatı içerisinde daha etkili bir konum almasının sonucunu doğurur. Orta koridor ve Trans-Kafkasya geçişi, yıllardır ihtilaf gibi ortada duran Kazakistan ve Özbekistan arasındaki temel problemleri, Kazakistan ve Kırgızistan arasındaki temel problemleri, Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki temel problemleri, Azerbaycan'ın müstakilen Orta Asya'daki kardeş devletlerle temel problemlerini yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başladı. Büyük bir siyasi ittifak meydana getirdi. Karabağ galibesi, Karabağ'daki büyük zafer, dün adına Türk Güneşi dediğimiz ya da Türkçe konuşan devletler topluluğu olarak tarif etmiş olduğumuz daha çok kültürel kimliği olan, harsa dayalı, irse dayalı bir kimliği olan teşkilatın bugün daha kuvvetli bir siyasi teşekkül haline geldiğini, savunma işbirliklerini konuşan, enerji işbirliklerini konuşan, tarımlı ortak politikaları konuşan yeni bir Türk kuşağını, yeni bir Türk jeopolitiğini adım adım inşa etmeye başladığını görüyoruz. Bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın yeni bir Türk jeopolitiğini doğurduğu anlaşılıyor. Azerbaycan'dayız. Azerbaycan gibi hamasi sözün, tarihe dayalı güçlü sözün sarf edildiği bir yerde heyecanla bunları söylüyor değiliz. Bu bir tarihi hakikat haline alacak. Geleceğinde önemli meselelerinden biri olacaktır. İnşallah Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan meseleleri çok iyi gözetmektedir. Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalini, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki işgali münasebetiyle Kırım Türklerinin yaşamış oldukları temel problemleri, Irak'ta Kerkük şehrinin statüsüne dayalı merkezi hükümetin müdahalesi ve baskısını, Suriye'nin geleceğinde Suriye Türklerinin varlığını ve yine Azerbaycanlı pek çok yetkili siyasetçi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaretler yapıyorlar. Gayri resmi bile olsa Sayın Ersin Tatar'ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelenlerinin Azerbaycan nezdinde yine diplomatik kabulleri söz konusu oluyor. Hem Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın iradesi Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde Kuzey Kıbrıs'ın da gözlemci statüsünde kabulünü ve uzun vadede inşallah siyasi istiklalini, müstakilliğini tanıyabilecek yeni bir dönemi oluşturuyor. Çünkü biz biliyoruz ki Azerbaycan'ın Güney Kafkas'taki gücü Türkiye'nin gücüdür. Biliyoruz ki Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Akdeniz'deki varlığı Azerbaycan'ın bu coğrafyada var olması demektir. O bakımdan bunun da hem 21 Azer Harekatı'nı Seyit Cafer Pişevir'i yandığımız bu günde önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben özetle hepsinin bir devamlılık içerisinde tarihin geleceğe taşınmış olduğu, köklü bir fikir geleneği olduğu kanaatini taşıyor. Hiçbir şey tesadüf değil, hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Bir zincirin birbirini tamamlayan parçaları gibi İsmail Bey Gasparoğlu ne demişse 21 Azer Hareketi'nin liderleri de 3 aşağı 5 yukarı onu söylemişlerdi. İstiklal ruhu milli demokrasiye dayanıyordu. Ben bunun engellenemeyeceği kanaatini taşıyorum. Hiçbir rejim, hiçbir muhafız, hiçbir devrim unsuru bunu engelleyemeyecektir. Çünkü tarih bunu emretmektedir. Ben teşekkür ederim. Ben aslında bu problemin tebligatı tarafında danışmak istedim. Biz böyle mevzu hazırlamıştım. Çünkü bir şeyler vaktinde bilmeyenler için ki orada 1946 yılın aprelinde bir radyo yaratılmıştı. Tebriz radyosu ve tabii ki onun işe düşmesinde Azerbaycan tarafı, Azerbaycan Rahat Nazirliği, SSR Pakistan Nazirliği'nin Serebriyon'un imzasıyla ve kömeğiyle bir radyo işe salmıştı. O çok yayma da çok geniş idi, çok maraklı bir radyoydu. Onun yazılmasının teşebbüsü bizim çok görkemli alimimiz var. Allah rahmet eylesin. Seyda onun dahil. O ideyanı vermişti. Xeyli arxiv materialları toplamıştım. Onda insanların çoxu sağ idi. Demokrat Hərəkatının üzvləri sağ idi. Çeşmazə sağ idi. Mən onunla görüşdüm. Çünki radyoya
o Çeşme Azer rehberliği edilmişti. Balaş Azeroğlu 18 yaşında onun köməkçisi olmuştu. Yani böyle çok maraqlı bir xəritə vardı. YouTube'da o film var, Araz'ın o payında bir şeyleri hərəkatıyla bağlı. Orada xeyli şeyler var. O radyoda bir epizodda gördünüz. Çeşme Azer'de böyle bir epizod olarak görünür. Benim yani bugün duyduğum nedir? Bayaq burada deyirsən Əcdər Bəy dedi o sözü. Yani bizde böyle bir təsəvvür var ki, bu dəqiqə İranda güclü milli hərəkat gelir. Bu yaxınlarda rejimi devirəcəklər, orada nə bilim milli hərəkat çıxılacaq. Bu cür yanlış təbliğa həddindən artıq kusurludur. Yəni insanlarda bir illüziya yaradır, onları reallıqdan uzaqlaşdırır. Sərt təsəvvür yaradır oradakı güclər haqqında, oradakı ümumi siyasi mənzər haqqında, məqsədlər haqqında. Əlbəttə, bugün İranda həmin o rejimə qarşı ümumi xalq etirazı var. Kütlələr etiraz edir və onda böyük müqamətlə də üzləşir. Amma mən ümumiyyətlə cənubda ikiyə bölünmüş Azərbaycan, bunun mahiyyəti haqqında bizim Azərbaycan cəmiyyətində bilirsiniz. Çoxlarına elə gəlir ki, bu bir yerdə bir tədbirə toplaşanların işidir. Bu yalnız akademiyada hansısa bir grupun işidir. Bu yalnız bu sahənlə məşğul olan uzmanların işidir. Türkiyədə də belə təsəvvür var. Məsələn, Türkiyədə oradakı Azərbaycanlar haqqında biri yazdı, tarix haqqında biri yazdı. Məhəmməd Əmir Əsuzadə 11-ci ildə o məqalələri yazmasaydı, mən əminəm ki, Türk ictimaiyyəti o bilgilərdən xəbərsiz olan Türk yurdu jurnalında bu silsilə məqalələr yazıldı İran Türklərə. Türkiyədə böyük bir belə intellektual partlayış kimi qəbul olundu. Yəni, heç kimin xəbəri yoxdur ki, o Türkiyədə Azərbaycanlı yaşayır. Onların tarixi budur, mənşəti budur, etnografiyası budur, düşüncəsi budur, yaşayışı budur. Və ona görə də bu cəmiyyəti bu mövzunla bağlı bilgilərdirməyə çox böyük ehtiyac var. Bizim çox görkəmli alimlərimiz, çox görkəmli ictimai xadimlər bununla məşğul olur. Məsələn, bilməyənlər üçün deyirəm ki, Akademiya və Ədəbiyyat İnstitutunda Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı Şöbəsinin açılması Mirzə İbrahimovun çox böyük fədakarlığının nəticəsidir. Bu gündə o şöbə Bayramzadənin rəhbərliyi ilə xeyli məlumatlar verir. Amma onların bir hissəsi yalnız məhdud dairə üçün olan biliklərdir. Geniş ictimai bununla bağlı az şey bilir. Bizdə saytlar var, qəzetlər var, indi Türkistan qəzetinin baş redaktoru paylaşıb. Çox böyük iş görürüz. Günas TV var, çox böyük iş görürüz. Ayrı-ayrı fədailər var, fədakarlar var, Əcdər Tağzadə kimi. Bunlar bu bilikləri cəmiyyətə bütün varlığını, bütün emosiyasını, bütün dalga ilə çatmaya çalışırlar. Amma böyükdə götürəndə bu mövzu hələ bizim cəmiyyətin, geniş auditoriyanın, xüsusən bir cümlədə ziyalıların, bilənlərin məhsuluna çevrilir. Onunla bağlı, məsəl üçün, mən çox arzulayardım ki, həmin o akademiyada, haradasa ya tarix müstəndə, yəni kiçik bilgi broşürləri hazırlansın. Ən ümumi biliklər verilsin. Bununla bağlı, yəni heç evi yoxdur. Vaxtı ilə Əhməd Bəyoğlu Cumhuriyyət qəzetində Sərbəst İnsanlar Ölkəsində kitab var ki, yəni demokratiya dərsləri keçirdi. Yəni demokratik cəmiyyət necə olmalıdır, orada yalan olmaz, orada insanlar özlərini necə ifadə edilir. Sanki belə uşaqlara nağıl danışırmış kimi o vaxt ilk demokratiya dərsləri keçirdi. Türkiyə bu o mesajları verirdi. Və o cür biliklərin bizim cəmiyyətə çatdırılması çox vacibdir və bununla kim məşğul olmalıdır, yenə gəlib çıxacaq ayrı-ayrı adamların üzərindən. Nəsib bəy kimi insanların üzərindən. Nəsib bəy heyf getdi, mən bu komplimentlərini eşitmədim, amma özüm ona çatdıracaq. Bunu bu yaxınlarda bir videodan 30 saniyə çıxarış edib başlamış. Tarix kitabı çap olunub. Bu kitab mən oxuram. Əvvəla tirajı azdır, amma onun çəkisi, mənası, əhəmiyyəti çox böyükdür. Tarix tamamilə yeni bir baxışdır. Tarixçilər üçün bir dərslikdir. Ümumiyyətlə, tarix haqqında təsəvvürü olanlar üçün bir yeni yanaşma istiqaməti göstərir. Ona görə, yəni belə ümumi emosiya üzərində bəlli bir yerə qədər getmək olar. Bu bir kinetik enerji kimi bizə apara bilər. Amma ondan sonra ağılda düşüncə gəlir. Səhvləri təkrar eləməmək gəlir. Yolu doğru düzgün seçmək gəlir. Və həm də o yolu düzgün getmək məsələsi gəlir.
Ona göre bu cemiyet mariflendirilmeli. Bizim o kitap çıkanda Keyhan gazeti, ben de tenkilmiş, bilmeleri menkilem. Eli bile etmem, böyle tarihsiz adam bunu yazmış ama orada yazmışlar ki, bu Meryem değilim, birisi Bakı'da peyda oğlu. O yazır ki, bəs burada bir şeyler vaxtında radyo keşf olunub, plan, faaliyet gösterip, halbuki o Sovet Radyosu'nun bir bölmesiydi vs. Ama bizim o vaxt Cənubda olan ziyalılar misiyası çok büyük iş gördüler. Burada bir ensiklopediya hazırladılar. Məncə onu yeniden çap eləməyə ehtiyac var Rəsul Rza rəhbərliyi altında. O Cumhuriyetin himnini yazıblar. 27-28 yaşında Cahangir Cahangirov yazıb onu. Heyrat üstünde güzel bir himn yazıb. Yani bu çok ciddi bir mesele de cemaatında təsəvvür olmalıdır. Pişəvəri her kim olub bunu başa düşdü. Ama ve lakin önemli olan tarixi üçün mesajların verilməsidir. Bu xalqın öz iradəsini ifadə eləməkdir. Bu xalqın özünü idarə elə bilmək qabiliyyətinin nümayişidir. Ona göre Azərbaycan dilində universitetlərin olmasıdır, filarmoniyanın açılmasıdır, dil məsələləridir və s. Ondan sonra baxın, bütün proseslərdə ziyanlar başladılar məhv eləməyə. Nə yapçı Varlıq Şurnalı oldu orada, nə yapçı ki, Məhməd Tağız Eytabi kimi bizim böyük bir görkəmli tarixi şəxsiyyət oldu, biz onu qətlə yetirdilər. Azərbaycan dili uğrunda bir savaş apardı, bir mağda apardı. Mən baxıram, ben o İrandan yayınlanan səhər paylamayacaq, necə Azərbaycan dilində düz danışırlar. Deməli, bunlara lazım olan yalanları bu dildə danışmaq mümkündür. Amma orada o radyolarda işlənən Azərbaycan dilinə baxırsan, fars sözləri girib bu dilin ağciyərini məhv edib, o dil ifadə olunmur, tamamen başqa fars sözləri ilə falan. Əcaib bir dil düzəldirlər ki, göbə Azərbaycanların dilidir. Ona görə bax, bütün bu problemlərin hamısının barədə bizim cəmiyyəti marifləndirməyə ehtiyac var. Bəyəm 3 dəqiqə yarımın bitti, sağ olun. Gülü Bey Bağış Dönerden biliriz. Mirza İbrahimov özü orada olup bir kenara. Evet. İran her yeri yandı kanda. Bir gün o kadınları öldürdüğü anda uşakları sindirdi. Sindirdi geçtiği anda. Hazır görmende biz durup danışıyoruz. Biz gözleyelim. İran'da ne olur biz sonra öz fikrimizi diyelim. Bu ne meseledir, bu ne yanaşmalıdır ziyalılar için? Bu ne mövqedir? Büyük Türk Millet Meclisi karar çıkardığından sonra ki bütün Türk torpaqları neyin bahasına olur olsun azad olmalıdır. Ve sonra Qarabağ hareketi baş verdi. Yani azad hareketi bizimkiler koşulur. Bizimkilerle bir yerde. Ve prezidentimiz beyan edenden sonraki bəs İran'daki her Azerbaycan'ı bizim vatandaş kimi kabul edilir, bizim vatandaş da onların derdi, bizim derdimizdir. Biz durup deyirik ki, biz neyi fikirləşik, görək ne olur, bizim işimiz değil. Biz savadlandıraq, biz mənlə bilim elmi müzakirə eləyək, gelək burada yığışaq və çıxaq gedək ve biz iş görmüşük. Tədbir görmüş. Böyle oldu. Şimdi hərə özü üçün bir sual versin. Yaxşı, mən nə iş görmüşəm? Bax, o hərəkəti dəstəkləmək üçün. Bu populist mövqe deyil. O hökumət başçısı əlbəttə ki, bilir. Dövlət özü bilir nə eləmək lazımdır. Amma ictimaiyyət, amma ziyalılar, amma medya nümayəndələri, başqaları, onlar kim nə iş görür bu sayede? Bizim böyük, hərdən yazırlar, milyonerlərimiz var, milyarderlərin sayını yazırlar. Mətbuatda da hani açıqlayırlar ki, Azərbaycanda isə milyoner var, milyarder var vs. Bu böyük iş adamlar haradadır? Onlar hansı yardımı göstərirlər həmən bu hərəkətə? Bunlar ne iş görürler? Hansını bir adım biz bilirik, bilmiyoruz. Ben Milli Meclis'te herden kaldırılır o mesele. Ama temelli iş gören yoktu. Öyle açığına danışalım. Yoktu. 76 yıl geçip Şevveri hareketinden, yani demokratik hareketinden sonra. Bugün de gözleyen, gören neyle bir, neyle kurtarır ve tezlenen dəf eləsinlər bu hərəkəti, bir 75 ildə gözləyə görə nə olur?
Sonra bu zaruretti. Onda da zaruret yaranmıştı ama süper devletler buna imkan vermedi. Ama bugün hiç olmasa bizim devletin, sonra Türk dünyasının nüfuzu tamam başkadır, tamam büyük. Ve onları desteklemek için bizim iş adamları, bizim ziyalılarımız bu meseleni gündeme koymalı. Oğlum elim bir değil. O öyle böyle kampanya şeklinde yok. Daimi gündeme koymalıdır ve saç dayamamalı. Şimdi öyle meseleler var ki onlar devlet sirridir. Devlet seviyesinde hal olmalıdır. Ama böyle mövki gözlemek için ne olur sonra biz kararımızı vereyim düzgün değil. Ona göre bu meclisin adından olabilsin. Hiç olmasa bir meşrup hazırlamak, yani beyanet hazırlamak ve lazımı yerlere çaktırmak ki bizim mövqeyimiz nedir ve neden ibaret. Öyle. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim Reis Bey. Şimdi sözünü verdik. Bir dakika vaktim var. Değerli başkanım. Ben de 30 saniye. Ben o zaman teşekkür edeceğim. Tabii ki öncelikle Türkiye'den gelen misafirlerimize, Türkiye'nin çok ciddi strateji merkez rehberlerine, bey merkezlerine, rehberlerine bizim bu davetimizi kabul ettiği geldikleri için hürmetli milletvekillerine teşekkür ederim. Aydınlarımıza, medya rehberlerimize, her birine, ziyalarımıza teşekkür ederim. Biz bu tədbiri keçirməkdəki məqsəd sadece 21 Azər hərəkatına baxış deyildi. Hürmət Əcər bəyə təşəkkür edirəm. Gəlib burada Güney Azərbaycanı təmsil edir. Təbii ki, biz uzun illərdir yazırıq, efirlərdə danışırıq ki, Quzey Güneyə necə hazırlıq prosesi içərisindədir və hesab edirik ki, bir partiya olaraq cəmiyyəti həm ideoloji cəhətdən hazırlamaq, həm tarixi, həm elmi, nəzəri cəhətdən hazırlamaq üçün bu kimi dəyərli masalara ehtiyac var. Değerli Reis Bey'in dediği kimi de biz mütləq yığışmalıyıq, bu değerli masalarda fikir tartışmaları aparmalıyıq ki, en azından Güney'e hazırlık prosesinde çok ciddi bir ortaya fikirler koyulabilsin. Müxtəlif fikirlerden çıxış ederek ciddi bir tabii ki təşkilatlanma qura bilərik. Çünkü siyaset elbette ki duyğu işi değil, bilgi işidir. Bilgiyə dayanıqlı bir siyaset yürütmək üçün de mütləq ölkənin kuzeyli, güneyli, Türk dünyasına ait aydınlarımızın fikirlərini dinləməliyik. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm, sağ olun və hesab edirəm ki, bir proses başlanıldı. En azından profesorun da dediyi kimi, təbliğat baxımından, yəni təşviqat baxımından da bu proseslər başlanıb. Xoşdur ki, Azərbaycan hakimiyyət də bu proseslərə təbii ki, hakimiyyət kontekstindən yanaşır. Ama ben hesab edirəm ki, bu da təqdirə layiqdir. Bəzi məsələlər var ki, özəlliklə xarici təhdid məsələlərdir. Özəlliklə milli etnik məsələlərdə siyasi partiyaların, qeyri hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti institutları daha aktiv olmalıdır. Dar, deyək ki, ortada fikirləri olmalıdır. Çünki bəzi məsələlər var ki, onu dövlətdən daha çox siyasi institutların həyata keçirməsi vacib bir məsələdir. Dövlətin bizə görə üç üzü var. Bunun biri xalqdır, biri strateji sütun müxalifətdir, siyasi partiyalardır və siyasi hakimiyyətdir. Bu baxımdan hesab edirik ki, güneydəki mövzu daha çox vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi institutların cümlələmə daşıyacağı mövzu olmalıdır. Bu baxımdan da Ay Partiyanın təşkil etdiyi bu tədbirdə iştirakınızdan dolayı hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. İnşallah növbəti dəyərli masalarımızda daha çox işləcədə və bizim bir arzumuz var ki, bugün Türkiyənin deməli beyin mərkəzləri buradadır. Bir müddət sonra Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Qırğızstanın, yəni Türk dünyasının digər beyin mərkəzləri də bu kimi dəyərli masalarda iştirak edə bilsinlər. Yəni bunlar Reis Bey sizin dediyiniz kimi sözdən praktikə keçsin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bizim Türkiye'de Milli Düşünce Merkezi'nde konuşurken Sadi Ağabey rahmetli de Sadi Sonucuoğlu bir çoğunuz tanırsınız büyük bir ihtimalle. En çok kavramların üzerindeki anlamların aynı olması sağlamakla, yani kavramların anlamlar üzerindeki itirafları ortadan kaldırmakla işe başlamak gerekir diye hep konuşuyorduk. Mesela Türkiye'de en çok karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi
bizim bölücü Kürtçe hareketin içerisinde ortak vatan kavramıydı. Ortaklık ilk başta bir şey geliyor, hoş geliyor insana. Ama ortaklıkta çok böyle maddi unsurlar var. 5 lira sen verdin, 5 lira ben verdim, 10 liralık bir şey aldım. Bir ortaklık gibiydi. Bu konuda bütün kullanacağımız kavramlarda mesela Gaspralı'nın rahmet olsun 100 yıldır aşılamayan bir sloganı var, oranı var. Dilde, fikirde işte birlik. Birlik o kadar büyük bir gücü var ki bu işin. Bunu mesela bu söylemek istediğim, burada izah etmek için söyledim, anlatmak istediğimi. Kavramlar üzerindeki anlamları üzerinde çok konuşun bence kullanacağınız ve herkes ortak dili, aynı dili birlikte kullansın, birlik dili olsun diye sanıyorum gücümüzü biraz daha artırır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Buyurun Hasan hocam. Hürmetinize teşekkür ediyoruz. Davet ettiniz, geldiniz. Bizim geldiğimizi duyup buraya Adam'dan bir misafirimiz gelmiş. Ilgar isminde. Ilgar neredesin? Ilgar söyledi. Dışarıda mı? Buraya geldi, duymuş ve kitap yazmış. Size birer kitap hediye etmek istiyor. Babası değil mi? Babasıyla beraber Adam'dan geldiler. Onlara hasreten hoş geldin diyoruz. Bu ve buna benzer toplantıları sayısını artırmamız lazım. Yani biz buraya gelmemiz lazım, sizin Ankara'ya gelmeniz lazım ve bu süreci hızlı bir şekilde devam ettirmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı değil, Türk yüzyılı olacak. İnşallah. Hepimiz el birliğiyle buna katkı sağlayacağız. Yani eskiden şöyle deniyordu, işte Türkiye abilik yapsın değil, hep birlikte, el birliğiyle beraber İnşallah. Bu meselelerimizi sonuca kavuşturacağız. Amin. O Azerbaycan'ın güneyinde ve Türk tarihinde, bütün Azerbaycan'da bizim devletçilik günü. Yani ona göre de bastıranlar da bendiliği, vuranlar da ve bugün de Azerbaycan'ın güneyinde bir şey verdi. Bu harekatın yeri zorluyuşlardı ve hele de bu rejimde yine de o harekatın adını seçenlere zor yaptı. Teşekkür ederim. Ejder Bey'in sözüne kuvvet. İzmir Azer Harekatı, Güney Azerbaycan'ın millilik anlayışının prensipli bir harekattır. Son harekattır tabii ki. Ondan sonra böyle ciddi bir harekata biz rast gelmedik ama bir illik hükümette hakikaten çok ciddi adımlar atıldı. Çok ciddi kararlar verildi. Seçim hukukundan tutun, sadece hastalama sisteminin düzeltilmesine kadar çok ciddi hadiseler baş verdi. Tabii ki o harekatın başlamalarında biraz ön ayak, haradasa bir vasitəçi kimi deyək, Sovet ordusu biraz özünü göstərirdi, amma daha sonra dağılmağında da bir başı Sovetlərin təsiri var idi. Yəni burada Pişəvəri ordusunun, Pişəvəri hökumətinin hüsrana olmağının təməlindəki səbəb Sovetlərə güvənmək idi, Sovetlərə güvənən hər kəsin sonunun nə olduğu görünürdü. Ona görə də bu məyusluqla olsa da artıq biz yenidən gələcəyə baxacaq. O hərəkat sübuta uğradı, amma hərəkatın ışığında gələcəyə baxacaq və daha nələr lazımdır bizə, biz daha nələr eləməliyik. Biz nə eləməliyik ki, əslində bizi ayırmadan, bizi haradasa idarə edib, bizi ayırmadan biz birləşməyin yolunu tapmalıyıq. Bax, əsas məsələ budur, keçmişdə nə olduğu deyil, deyil düşünürəm. Çok sağ olun, teşekkür ederim.